Günaydın değerli Habertürk izleyenleri. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Biz her gün olduğu gibi hafta içi bugün de gün başlıyorla karşınızdayız. Tam 3 saat boyunca Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde ne varsa sizlerle paylaşmaya, aktarmaya çalışacağız. Gündemimiz yoğun. Hemen başlayalım. Koronavirüs tablosu diyelim. Son 24 saatte 231 can kaybı daha yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son tabloya göre 319 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı. 24.613 kişi de yeni vaka tespit edildi. Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşanların sayısı da 26.052 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Koca da koronavirüs tablosunu paylaşarak bir kez daha aşı vurgusu yaptı. Koca aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyma bağlı dedi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı. 86 yaşındaki Oğuzhan Asiltürk ve eşi zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetleri nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Asiltürk ve eşinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada da Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. ...850 bin sınıftan 198'inde vaka nedeniyle eğitim ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir haftanın geride kaldığı yüz yüze eğitimle ilgili son bilgileri paylaştı. Vakaların yaygınlaşması durumunda sınıflarla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek dedi. Bir haftalık yüz yüze eğitimden sonra 850 bin sınıfın sadece 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. O öğrencilerimiz için de dijital platformlardan eğitim devam ettirildi. Yüz yüze eğitimde bir haftalık bilançoyu açıkladı. Okullar açık kalacak dedi. Vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'de 1,5 yıl aradan sonra geçilen yüz yüze eğitimi değerlendirdi. Okulların açık kalması artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir dedi. Biz Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlemiş olduğumuz kurallara riayet edersek biz yüz yüze eğitimi inşallah devam ettireceğiz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Ve yine bu şunu gösteriyor. Okullar toplum içerisindeki en korunaklı, en güvenli mekanlardır. Özel öğretmenlerin aşılanma oranlarını da açıkladı. Aşısız öğretmenlere haftada 2 gün zorunlu PCR testinin önemini anlattı. En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız %91'e çıktı. En az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranı ise 12 Eylül itibariyle %78'e çıkmış. PCR ile ilgili süreçte makul bir şekilde gidiyor. Aşılanmamış bir öğretmenimiz var. Hiçbir semptom göstermiyor. Haftada 2 defa zorunlu testi yaptığı zaman COVID pozitif olduğu ortaya çıktı. Eğer PCR testi yapılmamış olsaydı o öğretmenimiz okulda derse girecekti. Bu alınan önlemin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 15 bin yeni öğretmen atamasında 2 farklı yılın puanlarının kullanılmasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Biz adil olmak durumundayız. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak açıklamış olduğumuz takvimde süresi geçmemiş olan tüm adaylarımız, yani 2020 KPSS'ye giren adaylarımızda, 2021 KPSS'ye giren adaylarımızda başvuru hakkı tanıdık. Dolayısıyla hiçbir atama bekleyen, başvuru yapabilecekken yapamayacak duruma düşürdüğümüz hiçbir öğretmen kitlemiz yok. Hamilelikte yapılan COVID aşısı anne ve bebek sağlığı için riskli mi? Araştırmalar yan etki olmadığı sonucunu ortaya çıkarıyor. Uzmanlar da hamileleri aşı olmaları konusunda uyarıyor. Çok net bir söyleyebilirim. Gebeliğin hangi döneminde olursa olsun 3. aydan sonraki dönemlerde yapılan aşılamalarda hiçbir yan etki görülmedi. Araştırmalar ortaya koydu. Uzmanlar onayladı. Hamilelikte yapılan COVID aşısının sağlığa olumsuz bir etkisi yok. Bütün bilgiler, veriler gösterdi ki kanıta dayalı tıp hiçbir şekilde ne sperm üzerine ne yumurta üzerine
ne de gebelik oranları üzerine COVID-19'a karşı aşılanmanın hiçbir yan etkisi yok. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 35 bin hamile kadın üzerinde araştırma yaptı. Aşı olanlarda görülen düşük, erken doğum ve diğer komplikasyon oranlarının salgın öncesi hamilelerde görülen komplikasyon oranlarıyla aynı seviyede olduğu görüldü. Profesör Doktor Recai Papuççu da aynı görüşte. Aşılanmadıktan sonra oluşan COVID pandemisinden etkilenen insanlarda hem sperm oranı çok düşüyor, hem yumurta sayısı çok düşüyor, hem gebelik oranı çok düşüyor. Artı gebelikte ölü doğumlar, düşükler ve birçok problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Peki hamileliğin kaçıncı ayında aşı olunmalı? Gebe olmadan önce mutlak surette çiftler aşılama programını bitirmeliler. Çok net söyleyebilirim. Gebeliğin hangi döneminde olursa olsun, 3. aydan sonraki dönemlerde yapılan aşılamalarda hiçbir yan etki görülmedi. 100 binin üzerinde Amerika'da çıkan çok yeni bir çalışma, Nisan 2021 sonuçları. Aşı olmayanlara bazı alanlara girişte zorunlu PCR testi uygulamasında bir hafta geride kaldı ama PCR test merkezlerinde beklenen yoğunluk oluşmadı. Günlük test sayısında da dikkat çeken bir artış yok. Uzmanlara göre bunun nedeni aşıya olan ilginin artması. Ayrı oluşturulan PCR alanımızda evet burada toplu etkinliklere katılacak vatandaşlarımız, yurt dışına çıkacak vatandaşlarımız, bir de milli eğitimde çalışan öğretmenlerimiz ve personellerimiz buraya ayrı olarak geliyor. Eğitimde, toplu etkinliklerde ve şehirler arası seyahatlerde salgınla mücadelede aşısızlar için getirilen PCR testi zorunluluğunda bir hafta geride kaldı. Yurt içi ve yurt dışı ayrımı da yapıldı. Eğitim dünyası için ayrı bir alanda. Peki PCR testi yaptıranların sayısı arttı mı? Ankara Şehir Hastanesi aşı merkezinde ayrı birimlerde PCR testi uygulama noktaları kuruldu. Hatta yurt içi PCR testi kayıt kabul birimi de oluşturuldu. Ancak başvuru yeteri kadar olmadı. Zorunlu PCR testi uygulaması 6 Eylül'de başladı. 15 milyon aşısız, 7 milyondan fazla da aşısı tamamlanmamış kişi var. PCR testi merkezlerinde yoğunluk oluşması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Yoğunluk beklenen kadar olmadı ama yine gelen vatandaşlarımız var. Beklentimizin altında şu an. Günlük 300 bin civarında seyreden PCR testinde dikkat çeken bir artış yaşanmadı. Uzmanlara göre bunun nedeni aşıya olan ilginin artması. Bizim de ümidimiz aşı olunuyordan yana. Aşılarımızda bir artış oldu. 6 Eylül sonrasında aşıladığımız sayılarda biraz artış oldu. Aşıya yönelim evet var. Salgınla mücadelede sıfır tolerans politikası uygulayan Çin yeniden alarma geçti. Son 3 gündür yeni vaka haberinin geldiği Putian kenti yüksek riskli bölgeler kategorisine girdi. Sıkı karantina tedbirleri alındı. Covid-19'un çıkış noktası Çin yeniden alarmda. Nedeni Putian'da görülen vakalar. Ulusal Sağlık Komisyonu kentte son 3 günde 64 vaka görüldüğünü açıkladı. Vakaların büyük bölümü koronavirüsün delta varyantı. Üstelik içlerinde asemptomatikler de var. Putian yüksek riskli bölgeler kategorisine alındı. Koronavirüsle mücadelede sıfır tolerans politikası uygulayan Çin, artan vaka sayısı nedeniyle bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda Putian'a giriş çıkışlar zorunlu haller dışında kısıtlandı. Otobüs ve tren seferleri durduruldu. Spor salonları ve işletmeler geçici olarak kapatıldı. Restoran ve süpermarketler için müşteri sayısı sınırlandırıldı. Kentte anaokuldan liseye kadar tüm kurumlarda yüz yüze eğitimde askıya alındı. Üniversiteler için ise henüz karar verilmedi. Ayrıca tüm öğretmen, öğrenci ve okul personeli için PCR testi şartı getirildi. Putian'daki vakaların kaynağı henüz netleşmedi. Şüpheler Singapur'dan dönen bir kişi üzerinde toplanıyor. Nedeni ise kayıtlara geçen ilk vakanın o kişinin çocuğu olması. Ancak seyahat sonrası 14 gün karantinada kalması ve testlerinin negatif çıkması soru işaretlerine neden oluyor. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 95 binden fazla vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 binin üzerinde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 100. yılı kutlama programında konuştu. Cumhur İttifakı olarak geleceğe daha özgüvenle yürüdüklerini söyledi. Sosyal mühendislik hesaplarının milli iradenin gücü önünde duramayacağını cümle aleme gösterdik dedi. Cumhurbaşkanı Şişecam Polatlı Fabrikası'nın yeni üretim hattının açılışına da katıldı. 2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz aslında tıpkı milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırıydı. Bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. 2023 hedefleri için Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliği dedi. Bir kez daha Cumhur İttifakı ile yola devam mesajı verdi. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz. Bizim için esas olan milletimizin iradesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Polatlı'daydı. Önce Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Milli irade vurgusu yaptı. Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne sosyal mühendislik hesaplarının, ne terör örgütlerinin, ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik. Ardından Şişecam Polatlı Fabrikası yeni üretim hattının açılış törenine katıldı. Gündeminde ekonomi vardı. 2020'de pek çok G20 ülkesi havlu atarken en çok büyüyen ikinci ülke olduk dedi. Savunma sanayine ayrı başlık açtı. Bugün kendi füzesini, silahını, obüsünü, insansız hava aracını yapan bir konuma geldik. İnsansız hava araçları teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adımlar sayesinde hamdolsun bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız. Akıncı'nın katılımıyla dünyanın bir numarası haline getireceğiz. Erdoğan yatırım yok eleştirilerine de cevap verdi. Birileri ısrarla Türkiye'de fabrika yok diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor. Oysa yok dedikleri yatırımlar ülkemizin dört bir yanında Türk sanayisinin gurur abideleri olarak birer birer yükseliyor. Diğer firmalarımızı da ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirmeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanına yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için organize sanayi bölgelerinin 206 milyon liralık yardım çeki de takdim edildi. Cam sektörünün devi Şişecam yeni bir yatırıma daha imza attı. Yapılan 1 milyar liralık yatırımla fabrikanın düz cam üretme kapasitesi 2 milyon tona çıkarken Polatlı Avrupa'nın en büyük düz cam üretimcisi oldu. Cam sektörünün devleri arasında yer alan Şişecam, Polatlı Fabrikası'nda yeni bir yatırımı daha hayata geçirdi. O yatırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Ya Allah! Bismillah. 14 ülkede üretim, 150 ülkeye de ihracat yapan Şişecam, 12 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Türkiye'de Bursa, Kırklareli, Mersin ve Ankara'da üretim tesisleri var. Avrupa'nın en büyük düz cam üretim üssü ise Polatlı Fabrikası'nda. Yeni üretim hattı için iki yatırım teşvik belgesi düzenlendi. 1 milyar liralık ilave yatırımla düz cam üretme kapasitesi 2 milyon tona çıktı. Mimariden otomobile, mutfak eşyalarından ambalaja, günlük hayatın pek çok alanında kullanılan düz cam üretilecek tesiste 315 kişiye de ilave istihdam sağlanacak. Stratejik bir ürün olan nitelikli cam talebi iç piyasadan karşılanmış olacak. Şişecam, Polatlı'ya kurulacak Tarım Üniversitesi'ne de destek sözü verdi. Ciddi bir destek vermeniz lazım. Tarım Üniversitesi'ne. Tamam. Tekil söylem sonrası başlayan Millet İttifakı'nda sorun var mı yok mu sorusuna İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yanıt verdi. Akşener, Millet İttifakı'nda en küçük bir sorun yok dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ittifak kime aday gösterirse hep birlikte çalışırız ve seçimi alırız dedi. Ekrem İmamoğlu için yaptığı Fatih benzetmesine gelen tepkilere de yanıt verdi. Tüm vatandaşlarımıza... İYİ Partili Cihan Paçacı'nın
Kemal Bey, son dönemde sürekli tekil konuşuyor sözleriyle başlayan Millet İttifakı'nda sorun mu var tartışmalarına cevap verdi. En küçük bir sorun yok. Uyumlu bir biçimde çalışıyoruz dedi. Millet İttifakı'nda en küçük bir sorun yok. Uyumlu bir biçimde çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'yla benim aramda da herhangi bir sorun yok. Cumhur İttifakı'nda hiç kimse kendi görüşünü söyleyemediği için Millet İttifakı'nda herkesin kendi görüşünü söyleyebilmesi sorun gibi yansıtılıyor. Millet İttifakı'nda demokrasi var. Cumhur İttifakı duygusal bir ittifak. Millet İttifakı olarak rasyonel bir ittifakız. İttifak içinde her parti kendi kurumsal kimliğini elbette koruyor. CHP 100 yıllık bir parti. Yerleşik kurumları, kurulları, gelenekleri, söylemleri var. Biz ise çok yeni bir partiyiz. Bu nedenle bazen iyi niyetle yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV yazarı Fikret Bile'ye konuştu. Parlamenter sistem önerilerinin nasıl hayata geçeceğini anlattı. Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı nasıl kazandıysak aynı modelle Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız. Millet İttifakı kimi aday gösterirse hep birlikte çalışırız ve seçimi alırız. Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra sistem değişikliğine yöneleceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Bizim sorunumuz kişilerle değil, sistemle. Bu sistemi değiştireceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağız. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı Fatih benzetmesine gelen tepkilere de cevap verdi. Ne kadar şaşırtıcı yorumlar yapıldı, ne kadar çirkin sözler söylendi. Şaşırmamak mümkün değil. Elbette Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, Mustafa Kemal Atatürk, istiklal ve istikbal için feyz almamız gereken büyüklerimizdir. Bunu anımsatmak, bu büyük insanlara atıfta bulunmak, onlardan dersler çıkarmak hepimizin görevidir. Benim yaptığım buydu. Konuyu nerelere çektiler? Ticaret Bakanlığı gıda fiyatlarında fahiş artış şikayetleri üzerine harekete geçti. 9 büyük şehirde 10 toptancı halinde eş zamanlı denetim yaptı. Denetimlerde fahiş fiyat ya da kayıt dışı işlem tespit edilirse ceza kesilecek. Faturalar tek tek incelendi. Ürünlerin giriş çıkış fiyatları kontrol edildi. Türkiye'deki en büyük 10 toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapıldı. Tarladan markete fiyat makası neden açıldı? Sebze meyve fiyatlarında fahiş artış var mı? Ticaret Bakanlığı son günlerde tüketiciden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Ekipler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Aydın, Adana, Mersin, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 toptancı halinde sahaya indi. Denetim yaptı. Masrafların üstünde bir kar marjıyla çalışılıyor mu, oraları da denetlediler biliyorsunuz. Olay bu zincirleme olduğu için üretimden tüketime kadar bakanlık bu tür kontrolleri yapıyor. Toptancılar, tüketici halleri, marketler, denetimler zincirin bütün halkalarında devam edecek. Fahiş fiyat ya da kayıt dışı işlem tespit edilirse ceza kesilecek. Hal esnafı ise fiyat artışının sebebinin mevsim geçişi ve maliyet artışı olarak açıklıyor. Tarla bitiyor, seralar başlıyor. O arada bir 10 gün 15 gün boşluk zamanında fiyat artışları oluyor. Bir kasa geçen yıl 1 lirayken bu sene 5 liraya çıktı. Nakliye 2-2,5 liraya gidip gelirken şu anda 5 liraya gidip geliyor. İşçi artışları, gübre artışları, ilaç artışları, yani bunlar ürünün artmasındaki ana neden. Denetimlerin yanı sıra gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın önüne geçmek için atılması planlanan başka adımlar da var. Erken uyarı sistemi bunlardan biri. 30 Eylül'e kadar Merkez Bankası erken uyarı sistemi kuracak. Üretim, toptan ve perakende fiyatları anlık takip edilip raporlanabilecek. Böylece işlenmemiş gıdanın enflasyona etkisi sınırlandırılacak. Yıl sonuna kadar çıkması beklenen hal yasasıyla da aracılık maliyetleri düşürülecek. Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'a göre fiyatların düşmesi için üretim planlaması yapılmalı. Yasa ancak altyapıda mevzuatla ilgili bir sıkıntı varsa, bir problem varsa bunu çözer. Bunun haricinde yasayla fiyatları indirmek veya yasayla düzeltmek söz konusu değil. Yani bu bir üretim işi, bir üretim planlaması işi. CHP'den Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat artışını kontrol etmek için başlattığı denetimlere tepki geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak, mutfaktaki yangın polisiye tedbirlerle düşmez dedi.
kimi kime şikayet ediyorsunuz diye sordu. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın gündeminde AK Parti eski milletvekili Resul Tosun'un laiklikle ilgili yazısı sonrası başlayan tartışmalar da vardı. Şimdi Erdoğan çıkmış enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmekten bahsediyor. Geçmiş olsun. Allah aşkına 20 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırdı. CHP'den tepki gecikmedi. Mutfaklardaki yangın polisiye tedbirlerle düşmez. Soğan depolarına baskınlar yaptınız. Soğan üreticisini terörist ilan ettiniz. Fiyat etiketlerini göstermelik olarak denetlediniz. TÜİK anketörleri gelmeden hemen önce marketlere, marketlerin sahiplerine telefon açıp etiket fiyatlarını düşürttünüz. Enflasyon rakamlarını makyajlayarak enflasyonda düşer sandınız. Sonuç ne oldu? Koskoca bir sıfır. İşte sabotajın daniskası budur. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın gündeminde AK Parti eski milletvekili Resul Tosun'un laiklik ilkesi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalı sözleri de vardı. Resul Bey tecrübeli bir siyasetçidir. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmez olduğunu, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini bilir. Ama anlaşılan kendisine bir görev verilmiş. Şu anda milletin gerçek gündemini karartmak üzere başlatılan spekülasyonda ona da bir rol biçilmiş. Bu milletin gerçek gündemi işsizliktir, pahalıktır, yoksulluktur. Öztrak'a İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bizim gönlümüzden geçen isim Meral Akşener'dir açıklaması da soruldu. Hepimizin gönlünden bir aday geçer. Bu doğaldır. Millet İttifakı'na oluşturan partilerin genel başkanları gerekenleri söylemiştir. Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur. CHP sözcüsü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarının ardından başlayan tartışmalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Diyanet camiamız üzerinde cereyan eden bazı spekülatif olaylar bizleri ciddi manada üzüyor sözlerini de değerlendirdi. Ortada bir spekülasyon varsa bunun sorumlusu bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı'nı piyon gibi sahaya süren Erdoğan'dan başka kimse değildir. Diyanet İşleri Başkanı rehberi Erdoğan değildir. Kur'an'dır, güzel ahlaktır, yasalardır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, eski AK Parti milletvekili Resul Tosun'un laiklik anayasadan çıkarılsın önerisine itiraz etti. Buna olumlu bakmamız mümkün değil dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 12 Eylül ile ilgili mesajını trajik olarak değerlendirdi. Dremit'teki kurtuluş kutlamalarına ilişkin de konuştu. AK Parti'nin laiklik konusundaki tutumu bellidir. Laiklik prensibinin anayasada korunması gerektiğini düşünüyoruz. Eski AK Parti milletvekili Resul Tosun'un laiklik anayasadan çıkarılsın önerisiyle başlayan tartışmaya yanıt verdi. Bu öneriye olumlu yaklaşmamız mümkün değil dedi. Hiçbir şekilde anayasadan çıkarılması gibi bir teklif AK Parti'nin teklifi olamaz. Bu teklife AK Parti'nin olumlu bir şekilde bakması da mümkün değildir. Sırf kılık kıyafetlerinden dolayı okumak isteyen kız çocukları laiklik adına değil, laikçilik adına okul kapılarından geri çevrilmiştir. Asıl laikliğe zarar veren şey budur. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, merkez yürütme toplantısı sürerken kamera karşısına çıktı. Gündeminde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidarını 12 Eylül'e borçlu olanlar darbeyle hesaplaşamaz. İlk seçimde 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız ifadeleri de vardı. Trajik. Yani kendi başında bulunduğu siyasi geleneğin darbelerle teknik değil, organik ilişkisi Türk siyasi tarihi açısından son derece berrak bir tablo. Bunları konuşurken insanın biraz kendisiyle yüzleşmesi gerekir. Çeliğe Balıkesir Edremit'teki kurtuluş törenlerinde zincire vurulmuş bir Türk kadınının yer aldığı gösteri de soruldu. Bu kadar vahşi bir şey olabilir mi? Bu kadar utanç verici bir şey olabilir mi? Tam bir zekasızlık örneği. Ne cumhuriyetten nasibini almış, ne tarihten nasibini almış, ne kadın haklarından nasibini almış. Üstelik bu suçtur. İkincisi başka bir hastalık daha barındırıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda ne varsa kötü demek için yalan yanlış tarihi referanslara başvuruyorlar. Çelik, Afganistan'da Taliban'ın geçiş hükümeti kurmasının ardından son durumu paylaştı. Bundan sonraki adımların daha kapsayıcı olması konusunda takiplerimizi sürdüreceğiz. Geçiş hükümetiyle işbirliğine uluslararası toplum temkinli yaklaşıyor. Mesajların verilmesi ve mesajların etkili olması için bu ilişkileri kesmek değil, uluslararası toplum bu ilişkileri sürdürerek bu mesajların etkili olmasını sağlayabilir.
Hemen okuma yazması eksik bazı siyasetçiler çıkıp bizim resmen oradaki fiili gücü resmi olarak tanıdığımız şeklinde bir yaklaşım ürettiler. Büyükelçimiz, büyükelçiliğimizdeki personel Afganistan devletindeki personelle görüştüğü zaman zaten bu resmi bir görüşme oluyor. Ve DH'ı finanse etmekle suçlanan Fransız çimento fabrikası Lafarge'a ilişkin Fransız Yargıtayı'nın aldığı karar. Daha önce biz Suriye bölgesine askeri harekat gerçekleştirdiğimizde gördük ki orada PKK, PYD terör örgütüne çok ciddi karargahlar yapmıştı. İnsanlığa karşı işlenen bir suç söz konusudur. Sadece siyasi değerlendirme düzeyinde kalmayacağız. Bunu hukuki olarak da takip edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülünü kazandı. Mansur Yavaş 21 ülkeden 32 belediye başkanına aday gösterildiği 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kazandığını Sakarya Zaferi'nin 100. yılı etkinliğinde açıkladı. Yavaş bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil. 6 milyon Ankaralı'nın inşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım dedi. Yavaş aday listesinde Türkiye'de tek, Asya'da 4 belediye başkanından biri olmuştu. City Mayors Foundation'dan da yapılan açıklamada ödülün Mansur Yavaş'a Avrupa ve Asya'nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme çabası ve vizyonu nedeniyle verildiği belirtildi. ...12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon, Elazığ'da kamp yaparken bıçaklandı. Japonya'dan yaklaşık 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogun Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiaya göre dişlerini fırçalarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Kameda, Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirildiği iddia edilen DB ise polisin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. DB çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Darıyan'dan İç Anadolu'ya gittim. İç Anadolu'dan... Ankara'da aralarında husumet olan iki kardeşten biri diğerine kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayın ardından kaçan saldırgan yakalanarak tutuklandı. Kardeşinin yanına gitti. Silahını çekip altı el ateş etti. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesi Şentepe mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan kardeşlerden Serdar Erol babasının çalıştığı taksi durağına geldi. Kardeşi Ahmet Erol'a ateş etmeye başladı. Ahmet Erol kaçarken durakta bulunan bir takside kurşunların hedefi oldu. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Saldırının ardından kaçan ağabeyi polis kısa sürede yakaladı. Serdar Erol çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayan Ahmet Erol olaydan kısa bir süre sonra bir kişinin kendisinden 20 bin lira istediğini, vermeyeceğini söyleyince de tehdit ettiğini öne sürdü. Ahmet Erol ağabeyiyle yıllardır görüşmediğini söyledi. Marmaris, Milas, Bodrum, Köyce, Muğla'daki yangınların bilançosu belli oldu. Yangınlarda 60 bin hektarlık alan zarar gördü. Yanan yerlerin yeniden yeşermesi için çalışmalar sürüyor. Alevlerle mücadele günlerce sürdü. Yangınların biri bitmeden diğeri başladı. Muğla'da hasarın boyutu günler süren çalışmaların ardından ortaya çıktı. Toplamda 60 bin hektar civarında bir alanımız zarar gördü. Bunun da 52 bin hektarı ormanlık. Muğla'da alevler ilk olarak 29 Temmuz'da Marmaris'ten yükseldi. Sonra Köyceğiz, Milas ve Bodrum'a kadar uzandı. Sıcaklık 45 dereceleri gördü. Nem %10'un altına düştü. Alevlerle mücadele bu nedenle hiç kolay olmadı. 15 gün sonra kontrol altına alınan yangınlardan geriye kapkara bir örtü kaldı. Bunun da 52 bin hektarı ormanlık. Yalnız bu rakam daha da düşebilir aşağı. Çünkü yanık sahalarımızın içinde yanmamış, atlayan kısımlar var.
Bunları da gözlem yapacağız. Kurumayan hiçbir ağacımızı kesmeyeceğiz. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir aydır yanan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yanan alanların yeniden yeşermesi için ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu yanan alanlarda yapılaşmaya açılması, imara açılması mümkün değil. Hiçbir şekilde bu şekilde yapılaşmaya, imara izin vermeyeceğiz. Doğa sporlarıyla uğraşan Ömer Özer, orman yangınlarının ardından fidan bağışına ve küresel ısınmaya dikkat çekmek için yürüyüş başlattı. Özer 81 il, 81 fidan, ormanlar için yürüyorum sloganıyla Manisa'dan başlattığı yürüyüşünü yangın kurbanı vatandaşlara ve orman işçilerine adadı. Ege ve Akdeniz'in ciğerlerinin yanmasından etkilendi. Küle dönen ormanlara fidan bağışı için harekete geçti. Sırt çantasıyla yollara düştü. Dağ sporlarıyla ilgilenen 34 yaşındaki Ömer Özer Manisa'dan 81 ile küresel ısınmaya ve fidan bağışına dikkat çekmek için yürüyüş başlattı. Manisa'dan yola çıkan Ömer Özer yürüyerek İç Anadolu'ya geçmeyi planlıyor. Özer yürüyüşü boyunca herhangi bir araç kullanmayacak. Bu yolculuk ile amacım fidan dikimine ve fidan bağışına olan duyarlılığı arttırmak ve küresel ısınmaya dikkat çekmek istiyorum. Aynı zamanda bu yolculuğu orman şehitlerimize adıyorum. Doğa sporcusu Ömer Özer yorulduğu anlarda bulduğu bir ağacın altında çadırını kuracak. Lüks otomobiller, lüks oteller yok. Ömer Özer 81 ili bu çadırla gezecek ve aylarca bu çadırda konaklayacak. Seyyah Ömer lakaplı Ömer Özer sağlık sorunu yaşamadığı sürece yürüyüşünü devam ettirecek. Antalya Kaş'ta Uçar Su Şelalesi de kuraklıktan nasibini aldı. Temmuz'da az da olsa suya akan şelaleyi Eylül'de yosun bağladı. İşte kuraklığın vurduğu şelalenin o büyük değişimi. Gürül gürül akan şelale kuruma noktasına geldi. Ziyarete gelenler manzara karşısında şaşkına döndü. Yıllardır ilk defa Uçar Su'nun bu aylarda suyun kesildiğini gördük. Uçar Su Şelalesi Antalya'nın Kaş ilçesindeki Akdağ'ın eteklerinde bulunuyor. 3024 rakımlı dağdan dökülen şelale her yıl onlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak bu yıl bölgeye yolu düşenler hayal kırıklığına uğradı. Suyun aktığı tepeleri yosun bağladı. Geçen yıl bu aylarda Uçar Su'nun şelalenin aktığını biliyoruz. Ama bu yılki son ziyaretinde Uçar Su'da maalesef bir damla suyun olmadığını gördük. Şelalenin kaynağı 1800 metre yükseklikte. Suyu Çayboğazı Barajı'na akıyor. Gömbe ve Elmalı Ovalarına can suyu oluyor. Suyun bir bölümü de borularla Kaş ve Demre'de içme suyu olarak kullanılıyor. Bölge halkı şelalenin yeniden çağlayacağı günleri dört gözle bekliyor. Bursa İnegöl'de polis tarafından durdurulan bir motosiklet sürücüsü hem alkollüydü hem de ehliyeti yoktu. Üstelik koronavirüs hastası olmasına rağmen karantinayı da ihlal etmişti. Sürücü polise aracının bağlanmaması için dakikalarca yalvardı. Allah rızası için ya. Allah rızası için. Vallahi köye gidip geliyorum komiserim. Ben köye gidip geliyorum. Komiserim yatmayın hani. Lütfen. Git. Yalvarıyorum komiserim. Hem alkollüydü hem ehliyeti yoktu. Üstüne üstlük Covid pozitif olmasına rağmen sokaktaydı. Tek derdi de motosikletinin bağlanacak olmasıydı. Komiserim yapmayın. Komiserim. Bursa İnegöl'de polis ekipleri denetim yapıyordu. Denetime takılan motosiklet sürücüsü Ali F'ye alkol kontrolü yapıldı. Sürücü 1.10 promil alkollüydü. Ehliyetine de daha önce 3 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için el konulmuştu. Şuradan şuraya gideceğim ya komiserim valla. Tamam komiserim. Alkollü ve ehliyetsiz olması yetmezmiş gibi bir de Covid-19 pozitifti. Yani karantinada olması gerekirken sokaktaydı. Kendi canını hiçe sayması yetmiyormuş gibi çevresindekileri de tehlikeye atıyordu. Onun tek düşündüğü ise bağlanacak olan motosikletiydi. Tamam komiserim. Ama devreye uzak duruyorum. Komiserim bağlanıyor. Sürücünün ehliyetine bu kez 5 yıl süreyle el konuldu. Motosikleti otoparka götürüldü. Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, karantinayı ihlal etmekten de cezai işlem uygulandı. Elimde alıp götürebilirim. Tamam.
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla COVID-19 aşısı da yeniden hızlandı. Aşı trafiğinin en önemli halkalarından birinde okul servis şoförleriyle personel oluşturuyor. 2 milyondan fazla öğrencinin olduğu İstanbul'da servis sektöründe faaliyet gösterenlerin yaklaşık %95'i aşılandı. 18 milyon öğrenci, binlerce öğretmen, bir o kadar da okul servis personeli. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı trafiği hızlandı. Aşı sırasına giren servis sektörü çalışanları en iyi sınavı İstanbul'da verildi. İstanbul'da öğrenci ve öğretmenlerin sayısı 3,5 milyonu buluyor. Okuluna servisle giden öğrenci sayısı da bir hayli fazla. Böyle olunca da okul servis şoförlerinin aşılanması hayati önem taşıyor. İstanbul Valiliği'nin verilerine göre hem şoförlerin hem de okul servislerinde görevli personelin %94'ten fazlası aşılandı. İki doz aşımı da oldum. Şu anda görevlinin aşı durumu, o da ikisini oldu. Yani öğrenci sayımız şu anda 15. Kendi okulumuzda yüzü aşılandı. İstanbul Valiliği'nin paylaştığı rakamlara göre 16 milyon nüfuslu İstanbul'da 7.428 okul servis şoförü var. Servis şoförlerinin 6.997'si aşılandı. Okul taşıtlarında rehberlik yapan personel sayısı ise 4.637. Onların da 4.382'si, yani %94,5'u koronavirüs aşısını yaptırdı. İstanbul'da okul servislerinde aşılama oranları yüz güldürürken hala aşı olmamış ya da hastalık geçirmemiş öğretmen, kantin ve diğer okul personelinin haftada 2 gün PCR testi olması gerekiyor. Eylül geldi, grip kapıya dayandı. Grip aşısı yaptıracaklar için geri sayım başladı. Şimdilik sadece tedirgin ediyor olsa da uzmanlara göre grip Eylül'ün 3. haftasından sonra kendini iyice hissettirebilir. Bu yüzden grip aşılarını ihmal etmemek gerekiyor. Peki beklenen grip aşıları geldi mi? En önemlisi de kimler yaptırabilecek? Detaylar haberimizde. 15 Eylül çarşamba günü, yani 2 gün sonra aşılarımız ecza depolarımıza gelmiş olacak. Fiyatı yükseldi, 110 küsür lira civarında oldu. Hem sipariş adedi hem de fiyatı arttı. Her yıl grip mevsiminin başladığı Eylül ayı ile birlikte gözlerin çevrildiği grip aşıları raflara gelmek üzere. 1 milyon 350 bin dozluk bir grip aşısı gelmişti geçen sene. Bu yıl 2,5 milyon doz grip aşısı gelecek ve isteyen herkes de ulaşabilecek. Eylül ile birlikte grip mevsimi de başladı. Koronavirüs gölgelese de grip aşısına talep hala yoğun. Öyle ki geçen yıl kısıtlı sayıda getirilebildiği için eczanelerde isim listeleri bile oluştu. Ancak bu yıl durum değişti. Grip aşısına erişimin daha kolay olması bekleniyor. Covid aşısı etkisiyle grip aşısına yeterli sayıda ulaşamamıştık. Bir önceki yılla kıyasladığımızda yarı yarıya düşük bir sayıya ulaşmıştık. Ancak bu yıl 2019 sayılarına gelecek grip aşısı. Yaklaşık 2 milyon 400 bin doz civarında aşı bekliyoruz. Biraz daha fazla geçen yıla göre o zaman. Neredeyse iki katına yakın bir grip aşımız olacak. Evet. Reçetesi olan her vatandaşımız grip aşısına ulaşabilecek. Peki grip aşısı koronavirüs aşısıyla aynı anda olunabilir mi? Aşı piyasaya çıkınca hemen yaptırmalı mı? Uzmanlara göre cevap evet. Ne grip aşısı ne de COVID aşısı canlı aşılar değil. Dolayısıyla bunları isterseniz aynı gün, bir gün arayla, üç gün arayla, bir ay arayla, istediğiniz aralıkta yaptırabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Aynı gün olmaları bize göre alerji reaksiyonu ihtimalini arttırır. O yüzden aynı gün olmalarını tavsiye etmeyiz. Zaten ikisinin birer gün arayla olmasında da hiçbir sakınca yok. Buradaki önemli olan şey COVID ile influenza'nın birleşmemesi. Çünkü iki hastalığın birleştiği durumda tablonun çok daha ağır seyredeceğini biliyoruz. Aynı gün olmamalarını tavsiye ederim. Kış başlamadan, grip vakaları artmadan aşıyı olmalarını tavsiye ediyoruz. İngiltere dünyanın en büyük kan testi taramasına başlıyor. Amaç 50'den fazla kanser türünü erken teşhis etmek. İngiltere 50'den fazla kanser türünü semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit etmek için kullanılabilecek kan testinin denemelerine başlıyor. Amerikan şirketi Grail'in geliştirdiği Galleri adı verilen testle kanser hücrelerinden
herhangi birinin bulunup bulunmadığını belirlemek için hastanın kanındaki DNA incelenecek. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti Başkanı Amanda Pritchard, hızlı ve basit kan testi sayesinde dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir ifadelerini kullandı. Test, 50 ile 77 yaşları arasında farklı geçmiş ve etnik kökenden 140 bin kişi üzerinde uygulanacak. Kan testi başarılı olursa 2004'ten itibaren kullanıma sürülecek. Hindistan'da deng humması vakaları artıyor. Sivrisineklerle taşınan ateşli hastalığa karşı yetkililer harekete geçti. Sivrisinek larvalarını yemesi için binlerce balık su birikintilerine bırakıldı. Hindistan Eylül ayının başından bu yana deng hummasıyla mücadele ediyor. Bir tür sivrisinekten bulaşan hastalıktan çoğu çocuk, onlarca kişi hayatını kaybetti. Artan vakalar yetkilileri harekete geçirdi. Sivrisinek üreme alanlarını yok etmek için kampanya başlatıldı. Deng hummasından en çok etkilenen Firozabad'da evlerde su birikintisi olup olmadığını kontrol etmek ve risk alanlarını dezenfekte etmek için ekipler kuruldu. Sivrisinek larvalarını yemesi için binlerce balık su birikintilerine bırakıldı. Sivrisinekler özellikle tropik iklimin hakim olduğu büyük şehirlerde görülüyor. Uzun süren yüksek sıcaklıkların ardından gelen yağışlar da çoğalıyor. Sivrisineklerin su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor. Deng humması yağış dönemleri olarak bilinen Haziran ve Eylül ile Aralık ve Mart'ta artış gösteriyor. Kuluçka döneminde ateşe neden olan hastalık bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. İsrail'de Batı Kudüs bölgesinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. İki İsrailli hafif yaralandı. İsrail polisi ise aynı gün içinde bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla iki Filistinli'yi vurdu. Batı Kudüs'te bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Olayın faili olduğu iddia edilen Filistinli İsrail polisi tarafından vuruldu. Olay Batı Kudüs'teki merkez otobüs durağı yanında meydana geldi. Bıçaklı saldırıda iki İsrailli'nin hafif şekilde yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Kısa süre sonra İsrail polisinden açıklama geldi. Bıçaklamayı gerçekleştiren kişinin polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. İsrail güçleri aynı gün farklı bir olayda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinli'yi daha Batı Şeria'da yaralamıştı. Yaralama olayının sonrasındaki görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde İsrail güçlerinin Filistinli sağlık ekiplerinin yaralı kişiye müdahale etmesini engellediği görülüyor. Uzun süre yaralı halde yatırılan Filistinli'nin daha sonra İsrailli sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Kimliği açıklanmayan 17 yaşındaki Filistinli gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vietnam fırtınanın neden olduğu selde birçok bölge su altında kaldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Denizin ortasında fırtınaya yakalanan balıkçılar sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kansun fırtınası Vietnam'ı vurdu. Balıkçı teknesi denizin ortasında mahsur kaldı. 7 Eylül'de Filipinler'de başlayan Kansun fırtınası sele, selde toprak kaymalarına neden oldu. Ülkede felaketler ardı arda yaşandı. Şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Şehrin bir kısmı su altında kaldı. Sel, şehir merkezlerinde önüne çıkan her şeyi sürükledi. Fırtınada bir kişi hayatını kaybetti, onlarca ev ve pirinç tarlaları kullanılamaz hale geldi. Hükümet, Kansun'la başa çıkmak için COVID-19 aşı programını askıya aldı. Kansun fırtınası sadece karada korku yaratmadı. Balıkçılar fırtınaya açık denizde yakalandı.
Teknede mahsur kalan 5 balıkçı Vietnam Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. Uzun sahil şeridi nedeniyle sık sık fırtınalarla mücadele eden Vietnam'da geçen yıl sel ve toprak kaymalarında 379 kişi hayatını kaybetti. Alevlerle mücadeleden İspanya'da 6 bin hektardan fazla alan küle döndü. Rüzgar ve engebeli arazi yangına müdahaleyi zorlaştırırken alevlerin sardığı bölgeden tahliye edilenler bir spor salonunda toplandı. İspanya'nın Endülüs bölgesi 8 Eylül'den bu yana alevlerin etkisinde. Hızla esen rüzgar ve engebeli arazi yangını kontrol altına almayı zorlaştırıyor. Saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar yangının alanını gün geçtikçe genişletiyor. 6 kasaba ve köyden tahliye edilen yaklaşık 2000 kişi bir spor merkezine yerleşti. Halk yangının mağdurlarına yardım etmek için seferber oldu. Çok hızlıydı. Bizi dışarı çıkardılar. Üzerimdeki kıyafetlerle geldim ve her şeyi orada bıraktım. Bu asla olmaz diye düşünmüştüm ama köyün üzerinde o kadar büyük bir duman bulutu vardı ki korkutucuydu. Bu insanlık dışı, böylesi görülmedi. Alevler dağların arasından geçerken inanılmazdı. Avrupa Komisyonu'nun geçici verilerine göre yangında en az 6 bin hektar alan kül oldu. Yaklaşık 500 itfaiyeci bölgede alevlerle mücadele ediyor. Havadansa 50 uçak ve helikopter destek veriyor. 44 yaşındaki bir itfaiyeci ise çalışmalar sırasında hayatını kaybetti. Amerika'nın Ohio eyaletinde bir evde çıkan yangın aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 4 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer olayın 2017 yılından beri en ölümcül ev yangını olduğunu açıkladı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinden. Alevler bir anda tüm evi sardı. Aynı aileden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yangın aileyi sabah saatlerinde uykuda yakaladı. Yoğun dumanı fark eden komşuları hemen itfaiyeyi çağırdı. Eve gelen aile yakınları ve komşular içeridekileri çıkarmak için büyük çaba harcadı. Ancak çok geçti. Küle dönen evde ilk belirlemelere göre aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Aynı evde bulunan 4 kişi ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındılar. Yetkililer olayın 2017'den bu yana bölgede en ölümcül ev yangını olduğunu açıkladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Efendim siz haftanın etkinliklerini izleye durun. Biz de saat başına hazırlanalım. Bekliyoruz. Tastas kültür sanat ve eğlence hayatını tekrar ziyaretçileriyle buluşturuyor. Ekim ayına usta sanatçı Metin Aktınar'ın süpervizörlüğünü üstlendiği Deli Bayramı isimli oyunla giriyor. Turgut Özakman'ın 1987 yılında kaleme döktüğü eser Delilerin günümüze uyarlanmış hali olan oyunun kadrosunda Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Almıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu yer alıyor. Deli Bayramı 1 Ekim Cuma akşamı 20.30'da Dastas sahnede premierini yapacak ve sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek. 7 Ekim Perşembe akşamı 20.30'da Semaver Kumpanya'nın oyunu Cimri, 8 Ekim Cuma akşamı 20.30'da Kumbaracı Elie'nin oyunu Sinara'da Bergerac, 10 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazar günleri 17'de Batı'nın sonu oyunu, 15 Ekim Cuma akşamı 20.30'da ise Dastas'ın diğer yeni prodüksiyonu Romeo ve Juliet premier yapacak. Müzik
Milli mücadelenin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs 1919'un 100. yılında İSANAT tarafından İstanbul'daki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde eş zamanlı olarak açılan İstiklal başlıklı sergi İzmir'de bu kez Büyük Zafer'in 100. yılına doğru başlığıyla açıldı. Ülkemizin verdiği bağımsızlık mücadelesinin tüm boyutlarını bin dolayında özgün belge, fotoğraf, film ve obje aracılığıyla anlatan İstiklal sergisi, salgının getirdiği kısıt ve tedbirlere rağmen iki kentte 650 bin ziyaretçiye ulaşarak rekora imza attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelenin isimsiz kahramanlarını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi için yerli ve yabancı birçok arşiv ve koleksiyondan yararlanıldı. Döneme ait askeri objeler, günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış haritalar ve komuta kademelerinin cephe emirleri gibi yazılı belgelerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü kapsayıcı bir anlayışla bir araya getirildi. Balkan Savaşları'nın başladığı 1912 yılından Cumhuriyet'in kuruluşuna dek olan döneme odaklanan sergide sürecin tanığı obje, belge ve görüntüler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Metinler ekran ve projeksiyonlarla desteklendi. Küratörlüğünü İzzettin Çalışlar'ın üstlendiği sergi 9 Eylül 2022'ye kadar İzmir Kültür Park Atlas Pavyonu'nda ziyaret edilebilir. Milyon Yapım tarafından bu yıl dördüncüsü yapılacak Çukurova Rock Festivali'nde 4 gün boyunca ünlü sanatçılar müzikseverlerle buluşuyor. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ardından 14, 15, 16, 17 Ekim tarihlerinde yapılacak festivalde Masar Fuat Özkan, Athena, Duman, Selda Bağcan, Manga, Cem Adrian, Moğolların da aralarında olduğu 20 sanatçı sahne alacak. Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine sosyal medya kanallarında devam ediyor. 21 yıldır çağdaş sanat alanında Türkiye'den ve yurt dışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkanı veren Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen Dans Hep Var performansları Eylül ayında Akbank Sanat YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor. İstanbul'un özlenen eski gece hayatı, Kenan Doğulu'nun sahne performansı ve seyircilerin coşkusuyla harmanlanan şarkılarıyla 19 Eylül Pazar akşamı Küçük Çiftlik Park'ta yaşanacak. Kapı açılış saati 20 olan konserin biletleri paso.com.tr web adresinden alınabilir. Nisan 2019'da Deutsche Grammophon etiketiyle yayınlanan projenin Türkiye premieri Gedik Sanat sezon açılış konseri olarak Zorlu FSM'de gerçekleşiyor. Dünyadaki yeni müzik akımlarını takip eden, yapılan çalışmaları sanatseverlere ulaştırmayı amaç edinen Gedik Sanat, 2003 yılında Ernest Van Siemens Bestecilik Ödülü'nün sahibi Jost ile Schumann ve Heine birlikteliğini günümüze taşıyor. 20 Eylül'de Jost'un şefliğinde verilecek konsere Discount Çağdaş Müzik Topluluğu eşlik ederken Grammy ödüllü tenor Bülent Bezdüz ise solist olarak yer alacak. Bu yıl ilk kez 18-19 Eylül tarihlerinde Feriköy Organik Pazarı Otopark alanında düzenlenecek Şişli Plak Festivali, İstanbul'un müzik kültürünü ve plak atmosferini yaratan tüm paydaşlarını iki gün boyunca bir araya getirmeyi hedefliyor. Etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde plak standları, söyleşiler, sergi ve atölyeler, mezatlar, imza günleri ile Moğollar, Baba Zula, Flört ve Kesme Şeker gibi albümleri plak olarak da basılan Türk rock müziğinin önemli gruplarının konserleri gerçekleşecek. Küçük Çiftlik Park her hafta salı akşamı bahçe ortamında sinemanın en beğenilen filmleriyle sinema severleri buluşturmaya devam ediyor. Mekan bugün Almanya'dan sonra Türkiye'de ilk kez ve sadece bir kereye özel olarak gösterilecek Söz Senettir filmine ev sahipliği yapacak. İlker Çatak'ın festivallerden ödüllerle dönen ikinci uzun metraj filmi Söz Senettir, muzip, yalın ve olgun sinema diliyle dikkat çekiyor. Filmden önce ve sonra ise DJ ve prodüktör ikilisi Şınar Şınal sahne alacak.
Birçok müzik türünden ilham alan, derinlikli ve çok katmanlı müzikleriyle elektronik müziğin en önemli isimleri arasına giren Moderat'ın 3'te 2'si, Berlinli isim Mode Selector, yeni projeleri Extended kapsamında DJ set performansıyla İstanbul'da sahne alacak. 19 Eylül Pazar günü Dharma organizasyonuyla Klein Phoenix Park'ta gerçekleşecek etkinlikte ayrıca yerli sahnenin güçlü isimlerinden Erdem Tunalı ve Doğu Orcan B2B Hemi performans sergileyecek. Bahadır Pars, Sedat Şenel ve Batuhan Ovalı üçlüsünden oluşan son zamanların en dikkat çeken gruplarından Saki, bugün saat 21'de If Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alıyor. Ezgi Pekel yeni teklisi Atlı Karınca'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz, müzik ve düzenlemesi Ezgi Pekel'e ait olan şarkı Avrupa Müzik etiketiyle ve klibiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Günaydın efendim, gün başlıyor, devam ediyoruz. Bu saat diliminde de Türkiye'nin ve dünya gündeminin önemli haberlerini ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Bu programı eş zamanlı olarak Türkiye genelinde 47 il ve 13 ilçe merkezi olmak üzere toplam 60 merkezde yayın yapan Habertürk Radyo'dan dinleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. 13 Eylül koronavirüs tablosuna bakacak olursak 24 saatte 231 can kaybı daha yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son yapılan 310.546 teste 21.352 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybetti. 25.616 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Aşıda birinci doz Türkiye ortalaması %83,03, ikinci doz ortalama %64,94 olarak ölçüldü. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı. 86 yaşındaki Asiltürk ve eşi zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetleri sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Asiltürk ve eşinin bilincinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. ...850.000 sınıftan 198'inde vaka nedeniyle eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir haftanın geride kaldığı yüz yüze eğitimle ilgili son bilgileri paylaştı. Vakaların yaygınlaşması durumunda sınıflarla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek dedi. Bir haftalık yüz yüze eğitimden sonra 850.000 sınıfın sadece 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. O öğrencilerimiz için de dijital platformlardan eğitim devam ettirildi. Yüz yüze eğitimde bir haftalık bilançoyu açıkladı. Okullar açık kalacak dedi. Vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'de 1,5 yıl aradan sonra geçilen yüz yüze eğitimi değerlendirdi. Okulların açık kalması artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir dedi. Biz Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlemiş olduğumuz kurallara riayet edersek biz yüz yüze eğitimi inşallah devam ettireceğiz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Ve yine bu şunu gösteriyor. Okullar toplum içerisindeki en korunaklı, en güvenli mekanlardır. Özel öğretmenlerin aşılanma oranlarını da açıkladı.
Aşısız öğretmenlere haftada 2 gün zorunlu PCR testinin önemini anlattı. En az 1 doz aşı olmuş öğretmen oranımız %91'e çıktı. En az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranı ise 12 Eylül itibariyle %78'e çıkmış. PCR ile ilgili süreçte makul bir şekilde gidiyor. Aşılanmamış bir öğretmenimiz var. Hiçbir semptom göstermiyor. Haftada 2 defa zorunlu testi yaptığı zaman COVID pozitif olduğu ortaya çıktı. Eğer PCR testi yapılmamış olsaydı o öğretmenimiz okulda derse girecekti. Bu alınan önlemin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 15 bin yeni öğretmen atamasında iki farklı yılın puanlarının kullanılmasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Biz adil olmak durumundayız. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak açıklamış olduğumuz takvimde süresi geçmemiş olan tüm adaylarımız, yani 2020 KPSS'ye giren adaylarımızda, 2021 KPSS'ye giren adaylarımızda başvuru hakkı tanıdık. Dolayısıyla hiçbir atama bekleyen, başvuru yapabilecekken yapamayacak duruma düşürdüğümüz hiçbir öğretmen kitlemiz yok. Aşı olmayanlara bazı alanlara girişte zorunlu PCR testi uygulamasında bir hafta geride kaldı. Ama PCR test merkezlerinde beklenen yoğunluk oluşmadı. Günlük test sayısında da dikkat çeken bir artış yok. Uzmanlara göre bunun nedeni aşıya olan ilginin artması. Ayrı oluşturulan PCR alanımızda evet burada toplu etkinliklere katılacak vatandaşlarımız, yurt dışına çıkacak vatandaşlarımız, bir de Milli Eğitim'de çalışan öğretmenlerimiz ve personellerimiz buraya ayrı olarak geliyor. Eğitimde, toplu etkinliklerde ve şehirler arası seyahatlerde salgınla mücadelede aşısızlar için getirilen PCR testi zorunluluğunda bir hafta geride kaldı. Yurt içi ve yurt dışı ayrımı da yapıldı. Eğitim dünyası için ayrı bir alanda. Peki PCR testi yaptıranların sayısı arttı mı? Ankara Şehir Hastanesi aşı merkezinde ayrı birimlerde PCR testi uygulama noktaları kuruldu. Hatta yurt içi PCR testi kayıt kabul birimi de oluşturuldu. Ancak başvuru yeteri kadar olmadı. Zorunlu PCR testi uygulaması 6 Eylül'de başladı. 15 milyon aşısız, 7 milyondan fazla da aşısı tamamlanmamış kişi var. PCR testi merkezlerinde yoğunluk oluşması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Yoğunluk beklenen kadar olmadı ama yine gelen vatandaşlarımız var. Beklentimizin altında şu an. Günlük 300 bin civarında seyreden PCR testinde dikkat çeken bir artış yaşanmadı. Uzmanlara göre bunun nedeni aşıya olan ilginin artması. Bizim de ümidimiz aşı olunuyordan yana. Aşılarımızda bir artış oldu. 6 Eylül sonrasında aşıladığımız sayılarda biraz artış oldu. Aşıya yönelim evet var. Salgınla mücadelede sıfır tolerans politikası uygulayan Çin yeniden alarmda. Son 3 gündür yeni vaka haberinin geldiği Putian kenti yüksek riskli bölgeler kategorisine girdi. Sıkı karantina tedbirleri alındı. Covid-19'un çıkış noktası Çin yeniden alarmda. Nedeni Putian'da görülen vakalar. Ulusal Sağlık Komisyonu kentte son 3 günde 64 vaka görüldüğünü açıkladı. Vakaların büyük bölümü koronavirüsün delta varyantı. Üstelik içlerinde asemptomatikler de var. Putian yüksek riskli bölgeler kategorisine alındı. Koronavirüsle mücadelede sıfır tolerans politikası uygulayan Çin, artan vaka sayısı nedeniyle bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda Putian'a giriş çıkışlar zorunlu haller dışında kısıtlandı. Otobüs ve tren seferleri durduruldu. Spor salonları ve işletmeler geçici olarak kapatıldı. Restoran ve süpermarketler için müşteri sayısı sınırlandırıldı. Kentte anaokuldan liseye kadar tüm kurumlarda yüz yüze eğitimde askıya alındı. Üniversiteler için ise henüz karar verilmedi. Ayrıca tüm öğretmen, öğrenci ve okul personeli için PCR testi şartı getirildi. Putian'daki vakaların kaynağı henüz netleşmedi. Şüpheler Singapur'dan dönen bir kişi üzerinde toplanıyor. Nedeni ise kayıtlara geçen ilk vakanın o kişinin çocuğu olması. Ancak seyahat sonrası 14 gün karantinada kalması ve testlerinin negatif çıkması soru işaretlerine neden oluyor. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 95 binden fazla vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 binin üzerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 100. yılı kutlama programında konuştu. Cumhur İttifakı olarak geleceğe daha özgüvenle yürüdüklerini söyledi. Sosyal mühendislik hesaplarının milli iradenin gücü önünde duramayacağını cümle aleme gösterdik dedi. Cumhurbaşkanı Şişecam Polatlı Fabrikası'nın yeni üretim hattının açılışına da katıldı.
2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz aslında tıpkı milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırıydı. Bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. 2023 hedefleri için Cumhuriyet tarihinin en cesur makas değişikliği dedi. Bir kez daha Cumhur İttifakı ile yola devam mesajı verdi. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenle yürüyoruz. Bizim için esas olan milletimizin iradesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Polatlı'daydı. Önce Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Milli irade vurgusu yaptı. Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne sosyal mühendislik hesaplarının, ne terör örgütlerinin, ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik. Ardından Şişecam Polatlı Fabrikası yeni üretim hattının açılış törenine katıldı. Gündeminde ekonomi vardı. 2020'de pek çok G20 ülkesi havlu atarken en çok büyüyen ikinci ülke olduk dedi. Savunma sanayine ayrı başlık açtı. Bugün kendi füzesini, silahını, obüsünü, insansız hava aracını yapan bir konuma geldik. İnsansız hava araçları teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adımlar sayesinde hamdolsun bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız. Akıncı'nın katılımıyla dünyanın bir numarası haline getireceğiz. Erdoğan yatırım yok eleştirilerine de cevap verdi. Birileri ısrarla Türkiye'de fabrika yok diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor. Oysa yok dedikleri yatırımlar ülkemizin dört bir yanında Türk sanayisinin gurur abideleri olarak birer birer yükseliyor. Diğer firmalarımızı da ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirmeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanına yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için organize sanayi bölgelerinin 206 milyon liralık yardım çeki de takdim edildi. Cam sektörünün devi Şişecam yeni bir yatırıma daha imza attı. Yapılan 1 milyar liralık yatırımla fabrikanın düz cam üretme kapasitesi 2 milyon tona çıkarken Polatlı Avrupa'nın en büyük düz cam üretimcisi oldu. Cam sektörünün devleri arasında yer alan Şişecam, Polatlı Fabrikası'nda yeni bir yatırımı daha hayata geçirdi. O yatırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Ya Allah! Bismillah. 14 ülkede üretim, 150 ülkeyle ihracat yapan Şişecam, 12 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Türkiye'de Bursa, Kırklareli, Mersin ve Ankara'da üretim tesisleri var. Avrupa'nın en büyük düz cam üretim üssü ise Polatlı Fabrikası'nda. Yeni üretim hattı için iki yatırım teşvik belgesi düzenlendi. 1 milyar liralık ilave yatırımla düz cam üretme kapasitesi 2 milyon tona çıktı. Mimariden otomobile, mutfak eşyalarından ambalaja, günlük hayatın pek çok alanında kullanılan düz cam üretilecek tesiste 315 kişiye de ilave istihdam sağlanacak. Stratejik bir ürün olan nitelikli cam talebi iç piyasadan karşılanmış olacak. Şişecam, Polatlı'ya kurulacak Tarım Üniversitesi'ne de destek sözü verdi. Ciddi bir destek vermeniz lazım. Tarım Üniversitesi'ne. Tamam. Teke söylem sonrası başlayan Millet İttifakı'nda sorun var mı yok mu sorusuna İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nda en küçük bir sorun yok diye yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ittifak kimi aday gösterirse hep birlikte çalışırız ve seçimi alırız dedi. Akşener, Ekrem İmamoğlu için yaptığı Fatih benzetmesine gelen tepkilere de yanıt verdi. Tüm vatandaşlarımıza... İYİ Partili Cihan Paçacı'nın Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor sözleriyle başlayan Millet İttifakı'nda sorun mu var tartışmalarına cevap verdi. En küçük bir sorun yok.
uyumlu bir biçimde çalışıyoruz dedi. Millet İttifakı'nda en küçük bir sorun yok. Uyumlu bir biçimde çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'yla benim aramda da herhangi bir sorun yok. Cumhur İttifakı'nda hiç kimse kendi görüşünü söyleyemediği için Millet İttifakı'nda herkesin kendi görüşünü söyleyebilmesi sorun gibi yansıtılıyor. Millet İttifakı'nda demokrasi var. Cumhur İttifakı duygusal bir ittifak. Millet İttifakı olarak rasyonel bir ittifakız. İttifak içinde her parti kendi kurumsal kimliğini elbette koruyor. CHP 100 yıllık bir parti. Yerleşik kurumları, kurulları, gelenekleri, söylemleri var. Biz ise çok yeni bir partiyiz. Bu nedenle bazen iyi niyetle yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV yazarı Fikret Bile'ye konuştu. Parlamenter sistem önerilerinin nasıl hayata geçeceğini anlattı. Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı nasıl kazandıysak aynı modelle Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız. Millet İttifakı kime aday gösterirse hep birlikte çalışırız ve seçimi alırız. Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra sistem değişikliğine yöneleceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Bizim sorunumuz kişilerle değil, sistemle. Bu sistemi değiştireceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağız. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı Fatih benzetmesine gelen tepkilere de cevap verdi. Ne kadar şaşırtıcı yorumlar yapıldı, ne kadar çirkin sözler söylendi. Şaşırmamak mümkün değil. Elbette Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, Mustafa Kemal Atatürk, istiklal ve istikbal için feyz almamız gereken büyüklerimizdir. Bunu anımsatmak, bu büyük insanlara atıfta bulunmak, onlardan dersler çıkarmak hepimizin görevidir. Benim yaptığım buydu. Konuyu nerelere çektiler? Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre gıda ürünlerindeki artış son 28 ayın zirvesinde. Peki pazar ve marketlere ulaşan ürünler halden ne kadara çıkıyor? Son bir yılda fiyatı en çok katlanan ürünler hangileri? Habertürk ekibinden Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın haberi geliyor. Şeftali az geldi, kabak az geldi. Salatalık az geldi. Mahsul azaldı, maliyet yükseldi. Gıda fiyatları geçen yıla kıyasla %29 arttı. Peki TÜİK'in verileri hale nasıl yansıdı? Sebze ve meyve fiyatları haldene kadar, market raflarına ve pazar tezgahlarına ulaşana kadar fiyat nasıl katlanıyor? Bunu gözlemlemek için Özgür Balaban'la beraber Bayrampaşa haline geldik. Halde en çok yeşilliklerdeki fiyat artışı dikkat çekiyor. Ya tanesi 7,5'a falan geliyor. 6 ile 7,5 lira. Göbeğin. Evet. Niye evet. Öyle? Şu anda tarlalarda bir sıkıntı var. Fazla mahsulle çıkmıyor bu sene. Kıvırcığımız da pahalı. 7 TL ile 6 TL arasına geliyor tanesi. Peki zam şampiyonu olan sebzeler hangisi? Fasulye var bunun, evet. O da kuraklık geçtiği için, yandığı için fasulye biraz az. Taze fasulyenin kilogram fiyatı geçen yıla oranla %68 arttı. Geçen yıl fasulye halde 2-2,5 liradan satılıyordu. Şimdi hal fiyatı 6 lira. Salatalıksa son bir yılda fiyatı en çok artan sebze. Geçen yıla kıyasla fiyatı %128 artan salatalık zam şampiyonu. Geçen yıl hal fiyatı 2,5 liraydı. Bu yıl kilogramı 8 liraya kadar çıktı. Sarımsak gördüm, kilosunu ne kadara satıyorsunuz? 18 liraya satıyoruz kilosu. Marketteki evet. Fiyatını biliyor musunuz? Yok, hayır, bilmiyorum. Markette 30 liraya yakın. 30 liraya. Gerçekten fahiş bir fiyat var. Kabağı sorayım bir de. Kabağın kilogramını ne kadara satıyorsunuz? Şu anda 2,5 TL ile 3 TL arasına satıyorum. Peki bu yaz boyunca en fazla kaça satıldı kabak? 5-6 lira arası da buldu. Halde? Evet, halde. Niye 5-6 öyle oldu? Lira arası. Dediğim gibi mahsul az bu sene. Halli biberimiz var. 4 lirayla 3 lira arası. Havuçta 3 lira. 3 TL. Peki meyveler ne durumda? Zam şampiyonu olan meyve şeftali geçen yıl halde 4 liradan satılıyordu. Şimdi 6-7 lira arasında fiyatı değişiyor. Verim az olduğu için fiyattan dolayı biraz pahalı oluyor. Bu sene 10 TL'ye bile çıktı şeftali. Şu anda en pahalımız 11 milyon 10 milyon yani. Üzüm burada 4 lira 5 lira. 3 ile 4 lira arası mandalina fiyatı da. 6-7 lira arası değişiyor armutlar. Hal esnafına göre artışın nedeni azalan mahsul ve yükselen maliyet. Mazottu, gübreydi, ilaçtı. Geçen yıl şu sepeti, domates sepeti.
bunu 2,5 liraya alıyorduk. Şu anda 5 lira. Neredeyse 2 katı fark var. CHP'den Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat artışını kontrol etmek için başlattığı denetimlere tepki geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak, mutfaktaki yangın polisiye tedbirlerle düşmez dedi. Kimi kime şikayet ediyorsunuz diye sordu. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın gündeminde AK Parti eski milletvekili Resul Tosun'un laiklikle ilgili yazısı sonrası başlayan tartışmalar da vardı. Şimdi Erdoğan çıkmış enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmekten bahsediyor. Geçmiş olsun. Allah aşkına 20 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırdı. CHP'den tepki gecikmedi. Mutfaklardaki yangın polisiye tedbirlerle düşmez. Soğan depolarına baskınlar yaptınız. Soğan üreticisini terörist ilan ettiniz. Fiyat etiketlerini göstermelik olarak denetlediniz. TÜİK anketörleri gelmeden hemen önce marketlere, marketlerin sahiplerine telefon açıp etiket fiyatlarını düşürttünüz. Enflasyon rakamlarını makyajlayarak enflasyonda düşer sandınız. Sonuç ne oldu? Koskoca bir sıfır. İşte sabotajın daniskası budur. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın gündeminde AK Parti eski milletvekili Resul Tosun'un laiklik ilkesi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalı sözleri de vardı. Resul Bey tecrübeli bir siyasetçidir. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmez olduğunu, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini bilir. Ama anlaşılan kendisine bir görev verilmiş. Şu anda milletin gerçek gündemini karartmak üzere başlatılan spekülasyonda ona da bir rol biçilmiş. Bu milletin gerçek gündemi işsizliktir, pahalıktır, yoksulluktur. Öztrak'a İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bizim gönlümüzden geçen isim Meral Akşener'dir açıklaması da soruldu. Hepimizin gönlünden bir aday geçer. Bu doğaldır. Millet İttifakı'na oluşturan partilerin genel başkanları gerekenleri söylemiştir. Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur. CHP sözcüsü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarının ardından başlayan tartışmalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Diyanet camiamız üzerinde cereyan eden bazı spekülatif olaylar bizleri ciddi manada üzüyor sözlerini de değerlendirdi. Ortada bir spekülasyon varsa bunun sorumlusu bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı'nı piyon gibi sahaya süren Erdoğan'dan başka kimse değildir. Diyanet İşleri Başkanı rehberi Erdoğan değildir. Kur'an'dır, güzel ahlaktır, yasalardır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik eski AK Parti milletvekili Resul Tosun'un laiklik anayasadan çıkarılsın önerisine itiraz etti. Buna olumlu bakmamız mümkün değil dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 12 Eylül ile ilgili mesajını trajik olarak değerlendirdi. Edremit'teki tartışılan kurtuluş kutlamalarına ilişkin de konuştu. AK Parti'nin laiklik konusundaki tutumu bellidir. Laiklik prensibinin anayasada korunması gerektiğini düşünüyoruz. Eski AK Parti milletvekili Resul Tosun'un laiklik anayasadan çıkarılsın önerisiyle başlayan tartışmaya yanıt verdi. Bu öneriye olumlu yaklaşmamız mümkün değil dedi. Hiçbir şekilde anayasadan çıkarılması gibi bir teklif AK Parti'nin teklifi olamaz. Bu teklife AK Parti'nin olumlu bir şekilde bakması da mümkün değildir. Sırf kılık kıyafetlerinden dolayı okumak isteyen kız çocukları laiklik adına değil, laikçilik adına okul kapılarından geri çevrilmiştir. Asıl laikliğe zarar veren şey budur. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, merkez yürütme toplantısı sürerken kamera karşısına çıktı. Gündeminde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidarını 12 Eylül'e borçlu olanlar darbeyle hesaplaşamaz. İlk seçimde 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız ifadeleri de vardı. Trajik. Yani kendi başında bulunduğu siyasi geleneğin darbelerle teknik değil, organik ilişkisi Türk siyasi tarihi açısından son derece berrak bir tablo. Bunları konuşurken insanın biraz kendisiyle yüzleşmesi gerekir. Çeliğe Balıkesir Edremit'teki kurtuluş törenlerinde zincire vurulmuş bir Türk kadınının yer aldığı gösteri de soruldu. Bu kadar vahşi bir şey olabilir mi? Bu kadar utanç verici bir şey olabilir mi? Tam bir zekasızlık örneği. Ne cumhuriyetten nasibini almış, ne tarihten nasibini almış, ne kadın haklarından nasibini almış. Üstelik bu suçtur. İkincisi başka bir hastalık daha barındırıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda ne varsa kötü demek için yalan yanlış tarihi referanslara başvuruyorlar. Çelik, Afganistan'da Taliban'ın geçiş hükümeti kurmasının ardından son durumu paylaştı. Bundan sonraki
adımların daha kapsayıcı olması konusunda takiplerimizi sürdüreceğiz. Geçiş hükümetiyle işbirliğine uluslararası toplum temkinli yaklaşıyor. Mesajların verilmesi ve mesajların etkili olması için bu ilişkileri kesmek değil, uluslararası toplum bu ilişkileri sürdürerek bu mesajların etkili olmasını sağlayabilir. Hemen okuma yazması eksik bazı siyasetçiler çıkıp bizim resmen oradaki fiili gücü resmi olarak tanıdığımız şeklinde bir yaklaşım ürettiler. Büyükelçimiz, büyükelçiliğimizdeki personel, Afganistan devletindeki personelle görüştüğü zaman zaten bu resmi bir görüşme oluyor. Ve DH'ı finanse etmekle suçlanan Fransız çimento fabrikası Lafarge'a ilişkin Fransız Yargıtayı'nın aldığı karar. Daha önce biz Suriye bölgesine askeri harekat gerçekleştirdiğimizde gördük ki orada PKK-PYD terör örgütüne çok ciddi karargahlar yapmıştı. İnsanlığa karşı işlenen bir suç söz konusudur. Sadece siyasi değerlendirme düzeyinde kalmayacağız. Bunu hukuki olarak da takip edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülünü kazandı. Yavaş 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kazandığını Sakarya Zaferi'nin 100. yılı etkinliğinde açıkladı. Yavaş, bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralı'nın inşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım dedi. Yavaş, aday listesinde Türkiye'de tek Asya'da ise 4 belediye başkanından biri olmuştu. City Mayors Foundation'dan yapılan açıklamada ödülün Mansur Yavaş Avrupa ve Asya'nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme çabası ve vizyonu nedeniyle verildiğini belirtti. Kripto para borsası TODEX'e yönelik dolandırıcılık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık resmi kurumlara yazı gönderdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan vergi suçlarına ilişkin değerlendirme istendi. Ayrıca şüphelilerin başka bir kripto para borsasına transfer yapıp yapmadıkları araştırılacak. Bu ülkede hizmet veriyor olmamızın şansı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldığında çoktan yurt dışına çıkmıştı bile. O günden sonra da izi bulunamadı. Kripto para borsası TODEX'in CEO'su Faruk Fatih Özer'le ilgili yürütülen soruşturmada savcılık resmi kurumlardan rapor istedi. Kredi kartıyla kripto para alımının imkanını sağladık. Kripto para borsası TODEX ardında yüzlerce mağdur bıraktı. Şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer iddiaya göre milyonlarca lirayla kayıplara karıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında MASAK'ın dolduğu resmi kurumlara yazı gönderdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan TODEX'in vergi suçları açısından incelenmesini istedi. Kripto paraya yatırım yapan kullanıcıların... Savcılık, yurt dışı borsasıyla yazışmalar yapılması için de Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Şüphelilerin farklı bir kripto para borsasına transfer yapıp yapmadığı araştırılacak. Eğer şüphelilerin kripto parası tespit edilirse el konulacak. Savcılık, hazırlanan raporlar doğrultusunda mağdurların zararlarını belirleyecek. 6 ay geçmiş olmasına rağmen soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Faruk Fatih Özer'den hala bir iz yok. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 6 kişi tutuklanmıştı. Tutuklular arasında Özer'in abisi ve kardeşi de var. Efendim gelin hep birlikte piyasaların son durumuna bakalım. Bugün Borsa İstanbul 100 endeksi 1438 dolar 8.40. 3 euro 9.97 ve euro dolar paritesi 1.18 olarak fiyatlanıyor bugün. Hemen geçelim altına. Altının onsu 1791 dolardan bugün işlem görüyor. Evet. Ve altın düşüşte gram altın 485 TL, çeyrek altın 794 TL, yarım altın 1588 ve tam altın 3167 TL'den Salı günü bugün fiyatlanıyor efendim. Devam edelim bültenimizdeki diğer haberlerle. Yaşam haberlerine geçelim. İstanbul'da yolda ilerleyen bir kadın geri manevra yapan sürücünün fark etmemesi sonucu aracın altında kaldı. Mahalleli kadını kurtarmak için seferber oldu. Bakın o kadın nasıl kurtarıldı. Ben hala şaşırıyorum. O ağırlıkta bir arabanın
bir anda havaya kaldırılarak kadıncağızın arabanın altından kurtulması. Kadın kaldırımda değil, yolda yürüyordu. Sürücü de iddiaya göre onu fark etmedi. Aracın altında kalan kadını mahalleli böyle kurtardı. 52 yaşındaki Narin Demir İstanbul Kağıthane'deki sokakta evine doğru yürüyordu. Bu sırada 20 yaşındaki sürücü başka bir sürücüye yol vermek için aracıyla geri gitmeye başladı. Narin Demir arkasından gelen aracı sürücü de Demir'i fark etmedi. Kadın aracın altında kaldı. Çığlık atarak dışarı çıktım. Aracın çarpmasını engellemek için. Kadıncağızı araç vurunca kadıncağız devrildi ve arabanın altına girdi. Durumu gören mahalleli hemen yardıma koştu. Aracın hareket etmesi faciaya yol açabilirdi. Herkes el ele verdi. Aracı havaya kaldırdı. Sağ olsun komşularımız aracı bir anda kaldırdılar ve 2-3 metre kadar aracı ileri götürüp bıraktık. Narin Demir yaklaşık 1,5 tonluk aracın arka kısmının kaldırılmasıyla saniyeler içinde kurtarıldı. Demir olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Biri kalp rahatsızlığı yaşadı, diğeri düşüp yaralandı. Nemrut Dağı'nda yürüyüşe çıkan amatör dağcılar mahsur kaldı. Ekipler mahsur kalanları 8 saatlik çalışmayla kurtardı. İşte o anlar. Bayram, neredesin? Kuşluyu bağlıyorum. Kuşlu. Merhaba. Kendindesin değil mi şu an? Alo. Ne oldu? Üşüyor musun? Kral ciddi. Tamam, tamam. Isınıyorsun, ısınıyorsun ondan. Aklınıza helal edin. Gerçekten bizi ölümden kurtardınız. Nemrut Dağı'nda mahsur kalan amatör dağcılar saatlerce kurtarılmayı bekledi. Kalbinden hassas olduğu için fazla yürüyemedi. Rem titremeye başladı. Muş'tan gelen 6 kişilik grup 2900 rakımlı Nemrut Dağı'nda tırmanışa geçti. İçlerinden birinin kalp rahatsızlığı vardı. 25. kilometrede yola devam edemedi. Fazla yürüyemedi. Rem titremeye başladı. Sonra baktık kalbi atmaya başladı, fazla atmaya başka yere attı. Ne ettik etmedik faydası olmadı. Etrafına ateş yaktık ısıtması için. Göğüs ağrınız var. Halen devam ediyor mu? Halen devam ediyor. Yanınızda ilaç var mı? Gruptakiler hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Ekipler dağda mahsur kalanlara önce telefonda ne yapmaları gerektiğini söyledi. Üzerine mont falan da verin. Yani çok böyle üşümemesini sağla. Bir de oturup pozisyona geldiği zaman ona şunu söyle. Biz zaten geliyoruz, tamam mı? Derin derin nefes alıp versin. Çok hızlı nefes alıp vermesin. Mahsur kalanlardan biri de kayalıklardan düşerek yaralandı. 70 kişilik ekip yaralılara 10 kilometre yol kat ederek ulaşabildi. Üşümen var mı şu anda? Yok şu anda vücudum. Şu anda iyisin değil mi? Vücudusun bence. Biraz taş kardıksın. 8 saat sonra kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da saç ekimi sırasında fenalaşıp hayatını kaybeden gencin cenazesi Urfa'da toprağa verildi. Saç ekimini yapan doktorsa taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Doktor ifadesinde bu durum bizi tarafımızdan öngörülebilecek bir durum değildir dedi. ...28 yaşındaki İbrahim Gül saç ekimi sırasında rahatsızlandı. Saatler içinde hayatını kaybetti. Saç ekimi yapan doktor ifadesinde öngörülebilecek bir durum değildi dedi. Bunun sorumlusu kim? Var mıydı bir rahatsızlığı bildiğini? Hiçbir rahatsızlığı yok, sapasağlam. Adam 28 yaşındaki çocuk. İtalya'da yaşayan kuaför İbrahim Gül geçen hafta hem malzeme almak hem de saç ektirmek için İstanbul'a geldi. Gül, cumartesi günü özel bir hastanede yapılan saç ekimi sırasında fenalaştı. Cumartesi günü saat 5 gibi hanımı beni aradı. Hocam dedi, İbrahim dedi ameliyat masasında kalp krizi geçirmiş. Lütfen hastaneye gidip bakar mısın? Hastaneye sağlıklı bir şekilde girdi. Kalp krizi geçirdiğine ben inanmıyorum. Damar tıkanıklığına da inanmıyorum. Yapılan müdahaleye rağmen İbrahim Gül hayatını kaybetti. Genç kuaförün ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Saç ekimini yapan doktor Mehmet Ay gözaltına alındı. Doktor ifadesinde İbrahim Gül'le yaptıkları görüşmeyi anlattı. Ne ön görüşmede ne de sonrasında herhangi bir rahatsızlığı olduğunu söylemedi. Gerekli tahliller yapılmıştı. Saç ekimi sırasında fenalaşınca gerekli müdahale yapıldı dedi. Hastanın ölümü için bu durum bizim tarafımızdan öngörülebilecek bir durum değildi ifadelerini kullandı. Hakim karşısına çıkan doktor, taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ederken 28 yaşında hayata veda eden İbrahim Gül'ün cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
Denizli'deki Tripolis Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait 2000 yıllık yeni bir kanalizasyon sistemi tespit edildi. Kanalizasyon ve atık su sisteminin bir önemli özelliği bir insanın rahatlıkla girip yürüyebileceği boyutlara sahip olması. Tripolis Antik Kenti'nde büyük bir kanalizasyon sistemi keşfedildi. 2000 yıllık kanalizasyon sisteminde çalışmalar sürüyor. Tripolis Antik Kenti, Denizli'nin Buldan ilçesinde. Geçmişi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanıyor. Bugüne kadar ulaşan, sağlam mimari yapısıyla dikkat çeken Antik Kent'te kazı çalışmaları 3 alanda sürüyor. Bunlardan ilki kentin kalbi diyebileceğimiz bir noktada kutsal alanda gerçekleştirdik. Kutsal alanda yaptığımız çalışmalarda kentin Helenistik döneme uzanan tarihine ilişkin çeşitli buluntularla karşılaştık. Kazı noktalarından biri de 1 kilometre uzunluğundaki sütunlu caddenin altı. Burada önemli bir keşif yapıldı. Yaklaşık 1.70 yüksekliğinde ve 60 santim genişliğinde bir kanalizasyon sistemi tespit edildi. Bir insanın rahatlıkla içine girip yürüyebileceği boyutlara sahip. İncelemelere göre 2000 yıl önce Romalılar kentin atık sularını bu sistemle Buldan Çayı'na, oradan da Büyük Menderes Nehri'ne ulaştırdı. Tripolis'tekinin diğerlerinden farkı sağlam olarak günümüze kadar korunmuş olması. İngiltere dünyanın en büyük kan testi taramasına başlıyor. Amaç 50'den fazla kanser türünü erken teşhis etmek. İngiltere 50'den fazla kanser türünü semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit için kullanılabilecek kan testinin denemelerine başlıyor. Amerikan şirketi Grail'in geliştirdiği Galleri adı verilen testle kanser hücrelerinden herhangi birinin bulunup bulunmadığını belirlemek için hastanın kanındaki DNA incelenecek. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti Başkanı Amanda Pritchard, hızlı ve basit kan testi sayesinde dünyada kanser tespiti ve tedavisine bir devrimin başlangıcı olabilir dedi. Test 50 ile 77 yaşları arasında farklı geçmiş ve etnik kökenden 140 bin kişi üzerinde uygulanacak. Kan testi başarılı olursa 2004'ten itibaren kullanıma geçecek. Hindistan'da dengue humması vakaları artıyor. Sivrisineklerle taşınan ateşli hastalığa karşı yetkililer harekete geçti. Sivrisinek larvalarını yemesi için binlerce balık suya bırakıldı. Hindistan Eylül ayının başından bu yana dengue hummasıyla mücadele ediyor. Bir tür sivrisinekten bulaşan hastalıktan çoğu çocuk, onlarca kişi hayatını kaybetti. Artan vakalar yetkilileri harekete geçirdi. Sivrisinek üreme alanlarını yok etmek için kampanya başlatıldı. Dengue hummasından en çok etkilenen Firozabad'da evlerde su birikintisi olup olmadığını kontrol etmek ve risk alanlarını dezenfekte etmek için ekipler kuruldu. Sivrisinek larvalarını yemesi için binlerce balık su birikintilerine bırakıldı. Sivrisinekler özellikle tropik iklimin hakim olduğu büyük şehirlerde görülüyor. Uzun süren yüksek sıcaklıkların ardından gelen yağışlarda çoğalıyor. Sivrisineklerin su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor. Dengue humması yağış dönemleri olarak bilinen Haziran ve Eylül ile Aralık ve Mart'ta artış gösteriyor. Kuluçka döneminde ateşe neden olan hastalık bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Afganistan'da kontrolün Taliban'a geçtiği 31 Ağustos'tan sonra Kabil'e ilk uluslararası uçuş yapıldı. Taliban kontrolündeki Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuş yapıldı. Pakistan Uluslararası Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı İslamabad-Kabil seferini gerçekleştirdi. PK-6429 sefer sayılı uçakta gazeteciler ve Dünya Bankası yetkilileri vardı. Uçaktaki AFP muhabiri toplam yolcu sayısının 10 olduğunu aktardı. Belki de uçaktaki kabin memuru sayısı yolculardan fazlaydı dedi. Uçak seferin ardından İslamabad'a döndü. Kabil seferlerini 31 Ağustos'ta askıya alan Pakistan Uluslararası Hava Yolları uçuş nedeniyle heyecanlı. Şirketin sözcüsü, bu yolculuk hem biz hem de tüm dünya için çok önemli. Uçuşlarımızın yakında tamamen normale dönmesini umuyoruz dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekildiği 31 Ağustos'tan sonra tahliyeler için Kabil'den yurt dışına seferler yapılmıştı. Katar Hava Yolları beraberindeki 113 yolcuyla Kabil'den Doha'ya uçmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan 2024 başkanlık seçimlerine yönelik açıklamalar geldi. Seçmenin çok fazla seçeneği olmayacağını söyledi Trump. Bu ülkemiz için utanç verici dedi. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a 2024 seçimlerinde aday olup olmayacağı soruldu. Trump, çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum dedi. Trump, Fox News Dijital için özel bir röportajda 2024 başkanlık seçimleri ve Joe Biden yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'a bir sonraki seçimlerde aday olacak mısınız sorusu yöneltildi. Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum. Bu ülkemiz için utanç verici yanıtını verdi. Trump, Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararını ise sert bir dille eleştirdi. Süreci ülke tarihindeki en büyük utanç olarak nitelendiren Trump, askerlerin aileleri Biden yerine benimle konuşmak istiyor ifadesini kullandı. Biden'ı beceriksiz bulduğunu söyleyen Trump, ülkemizin lideri olmak için yetersiz bir insan dedi. I just got a great letter from... Kuzey Kore yeni tip uzun menzilli füzelerini denediğini açıkladı. Hafta sonunda iki gün peş peşe gerçekleştirilen denemelerin başarıyla tamamlandığı açıklandı. Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi. İki gün üst üste yeni uzun menzilli füzelerini fırlattı. Haberi Kuzey Kore devlet medyası duyurdu. Hem cumartesi hem de pazar günü füze denemesi yapıldığı, her iki denemede de füzelerin 1500 kilometreden fazla mesafe kat ettiği belirtildi. Kuzey Kore füze denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıklasa da uluslararası kaynaklar haberi henüz doğrulamadı. Ancak haberde denemeler için düşman güçlere karşı etkili bir caydırıcı daha elde etme noktasında önemli ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kore son füze denemesini Ocak ayında Joe Biden'ın yemin ederek resmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmasından saatler sonra yapmıştı. 8 ay sonraki deneme ise nükleer silahsızlanma toplantısından bir gün önce gerçekleştirildi. Amerika, Güney Kore ve Japonya'nın katılımıyla yapılacak toplantıda amaç, Kuzey Kore'yi müzakere masasına çekecek yollar bulmak. SpaceX tarihe geçecek uzay yolculuğu için geri sayıma başladı. Şirket 4 turisti taşıyan kapsülü uzaya fırlatacak. Üstelik yanlarında astronot olmadan. 2, 1, 0. SpaceX uzay turizmine başlıyor. İlk turist kafilesi çarşamba günü yola çıkıyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX çarşamba günü Crew Dragon kapsülünü Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatacak. Fırlatma hava durumu uygun olursa Türkiye saatiyle gece 3'te Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek. Bu uzay yolculuğunda bir ilk anlamına geliyor. Zira kapsülde 4 kişi olacak. Üstelik aralarında astronot da yok. Yolculuktaki isimlerden biri 38 yaşındaki Amerikalı girişimci Jared Isaacman. Amerikalı milyarderin bu yolculuk için ne kadar ödediği bilinmiyor. Ekipteki diğer 3 kişi ise bir doktor asistanı, bir mühendis ve bir bilim insanı. Ekibin astronotluk eğitimi SpaceX'in Kaliforniya'ya bağlı Hawthorne tesislerinde gerçekleştirildi. Inspiration 4 adı verilen bu ilk tura katılanlar 3 gün boyunca dünyanın çevresinde tur atacak. Bu SpaceX'i hem Virgin Galactic hem de Blue Origin'in önüne geçirecek. Zira her ikisi de uzaya seyahat etti. Ama yörüngeden çıkmadı ve birkaç dakika içinde dünyaya döndü. İrlanda'da top oynamak isteyen bir köpek kriket maçını bastı. Havada yakaladığı topla türlü maskaralıklar yapan köpeğin görüntüleri milyonlarca kez izlendi. Havada uçan topları görünce oyun zannetti. Dayanamadı. Sahaya atladı. Topu yakalayıp kaçtı. Görüntüler İrlanda Kriket Kulübü ile Brady maçında kaydedildi. Kadınlar Kupası'nın yarı final turunda sahaya bir köpek girdi. Tasması takılı olmasına rağmen sahibinin elinden kurtulan köpeği oyuncular yakalamaya çalıştı. Köpek tüm bu hareketliliği oyun zannetti.
dog has stopped play. Sahada koşturmaya devam edip havadaki topu yakaladı. Sadece top oynamak isteyen köpeğin maskaralıkları oyuncuları ve yorumcuları güldürdü. Köpeğin sahibi de sahaya koşarak girdi. Köpek ancak kendi istediğinde durdu. Bu anların kaydedildiği video sosyal medyada 3 milyondan fazla görüntülendi. Hayvanlara yönelik eziyet, şiddet ne yazık ki bitmiyor. Son örnek Tunceli'den 6 köpek yavrusu bir çuvala konulup ölüme terk edildi. Neyse ki yavruların sesini duyan oldu ve kurtarıldılar. Köpekleri çuvala koymuşlar, ağzını kapatıp suya atmışlar. Vicdansızlar. Ya vicdan. Vicdanlar bir kez daha sızladı. Köpek yavruları çuvala konularak nehir kenarına bırakıldı. Çıkart çıkart kardeş. Tamam araba ver. Görüntüler Tunceli'den. Munzur Nehri kenarından geçenler köpek inlemesi duydu. Sesin izini sürdüklerinde ağzı sıkıca bağlı bir çuvala rastladılar. Çuvalın ağzı açıldığında içinden 6 köpek yavrusu çıktı. Çıkart çıkart. Köpekleri çuvala koymuşlar, ağzını kapatıp suya atmışlar. Vicdansızlık. Çuvaldan çıkarılan köpeklere ilk iş su ve mama verildi. Yavrular doya doya yemeğini yedi. Hayvanların genel sağlık durumu iyi gözüküyor. Mamalarını falan verdik. Parazitaştırmalarını falan yapacağız. Şu an için iyi gözüküyorlar. Çuvalla ölüme terk edilen yavru köpekler şimdi emin ellerdi. Onları kim ya da kimleri nehir kenarına bıraktığı araştırılıyor. Valilik kanadından hem de Doğa Koruma Milli Parkları olarak hayvanların tüm genel bakımını, beslemesini üstleneceğiz zaten. Mete ve müzik ödülleri renkli bir törenle sahiplerini buldu. Birçok dalda ödüllerin dağıtıldığı tören salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz yapılmıştı. Bu kez hem sanatçılar hem de izleyiciler salonda yerini aldı. BTS! Olivia Rodrigo! Justin Bieber! Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl seyircisiz yapılan MTV Video Müzik Ödülleri yeniden seyircili düzenlendi. Sanatçılar sahnede, seyircilerse salondaydı. 40. MTV kutlu olsun. 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'ne hoş geldiniz. New York'taki törenin sunucusu pop şarkıcısı Doja Cat'ti. Törenin açılışını ise pop müziğin efsanesi Madonna yaptı. Geceye popstar Justin Bieber ve rapçi Lil Nas X damga vurdu. 7 dalda aday gösterilen Justin Bieber, yılın şarkıcısı ve en iyi pop şarkısı ödüllerini aldı. Lil Nas X ise yılın klibi ödülünün sahibi oldu. Wow! 6 dalda adaylığı olan Megan Thee Stallion ise geceden eli boş döndü. Olivia Rodrigo! 18 yaşındaki Olivia Rodrigo geceden en iyi yeni şarkıcı, yılın şarkısı ve yılın push performansı ödüllerini kazandı. I want to dedicate this award. BTS. Yılın grubu ödülü ise K-pop grubu BTS'e gitti. Here we are, BTS. Thank you for this honor. Geceye ödüller kadar tören öncesinde çıkan bir kavga da damga vurdu. İrlandalı dövüş sporcusu Conor McGregor şarkıcı Machine Gun Kelly üzerine içecek fırlattı. İddiaya göre kavganın nedeni Machine Gun Kelly'nin McGregor'la fotoğraf çektirmek istememesi. Törende 1981'de yayına başlayan MTV kanalının 40. yılı da kutlandı. Siz etkinlikleri izleyin, bir saat başına hazırlanalım. Tastas kültür sanat ve eğlence hayatını tekrar ziyaretçileriyle buluşturuyor. Ekim ayına usta sanatçı Metin Akpınar'ın süpervizörlüğünü üstlendiği Deli Bayramı isimli oyunla giriyor. Turgut Özakman'ın 1987 yılında kaleme döktüğü eser Delilerin günümüze uyarlanmış hali olan oyunun kadrosunda Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Almıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu yer alıyor.
Deli Bayramı 1 Ekim Cuma akşamı 20.30'da Dastas sahnede premierini yapacak ve sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek. 7 Ekim Perşembe akşamı 20.30'da Semaver Kumpanya'nın oyunu Cimri, 8 Ekim Cuma akşamı 20.30'da Kumbaracı Elli'nin oyunu Sinara'da Bergerac, 10 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazar günleri 17'de Batı'nın sonu oyunu, 15 Ekim Cuma akşamı 20.30'da ise Dastas'ın diğer yeni prodüksiyonu Romeo ve Juliet premier yapacak. Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs 1919'un 100. yılında İş Sanat tarafından İstanbul'daki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde eş zamanlı olarak açılan İstiklal başlıklı sergi İzmir'de bu kez Büyük Zafer'in 100. yılına doğru başlığıyla açıldı. Ülkemizin verdiği bağımsızlık mücadelesinin tüm boyutlarını din dolayında özgün belge, fotoğraf, film ve obje aracılığıyla anlatan İstiklal sergisi, salgının getirdiği kısıtlı tedbirlere rağmen iki kentte 650 bin ziyaretçiye ulaşarak rekora imza attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelenin isimsiz kahramanlarını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi için yerli ve yabancı birçok arşiv ve koleksiyondan yararlanıldı. Döneme ait askeri objeler, günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış haritalar ve komuta kademelerinin cephe emirleri gibi yazılı belgelerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü kapsayıcı bir anlayışla bir araya getirildi. Balkan Savaşları'nın başladığı 1912 yılından Cumhuriyet'in kuruluşuna dek olan döneme odaklanan sergide sürecin tanığı obje, belge ve görüntüler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Metinler ekran ve projeksiyonlarla desteklendi. Küratörlüğünü İzzettin Çalışlar'ın üstlendiği sergi 9 Eylül 2022'ye kadar İzmir Kültür Park Atlas Pavyonu'nda ziyaret edilebilir. Milyon Yapım tarafından bu yıl dördüncüsü yapılacak Çukurova Rock Festivali'nde 4 gün boyunca ünlü sanatçılar müzikseverlerle buluşuyor. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ardından 14, 15, 16, 17 Ekim tarihlerinde yapılacak festivalde Masar Fuat Özkan, Athena, Duman, Selda Bağcan, Manga, Cem Adrian, Moğolların da aralarında olduğu 20 sanatçı sahne alacak. Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine sosyal medya kanallarında devam ediyor. 21 yıldır çağdaş sanat alanında Türkiye'den ve yurt dışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkanı veren Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen Dans Hep Var performansları Eylül ayında Akbank Sanat YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor. İstanbul'un özlenen eski gece hayatı, Kenan Doğulu'nun sahne performansı ve seyircilerin coşkusuyla harmanlanan şarkılarıyla 19 Eylül Pazar akşamı Küçük Çiftlik Park'ta yaşanacak. Kapı açılış saati 20 olan konserin biletleri paso.com.tr web adresinden alınabilir. Nisan 2019'da Deutsche Grammophon etiketiyle yayınlanan projenin Türkiye premieri Gedik Sanat sezon açılış konseri olarak Zorlu FSM'de gerçekleşiyor. Dünyadaki yeni müzik akımlarını takip eden, yapılan çalışmaları sanatseverlere ulaştırmayı amaç edinen Gedik Sanat, 2003 yılında Ernest Van Siemens Bestecilik Ödülü'nün sahibi Jost ile Schumann ve Heine birlikteliğini günümüze taşıyor. 20 Eylül'de Jost'un şefliğinde verilecek konsere Discount Çağdaş Müzik Topluluğu eşlik ederken Grammy ödüllü tenor Bülent Bezdüz ise solist olarak yer alacak. Bu yıl ilk kez 18-19 Eylül tarihlerinde Feriköy Organik Pazarı Otopark alanında düzenlenecek Şişli Plak Festivali, İstanbul'un müzik kültürünü ve plak atmosferini yaratan tüm paydaşlarını 2 gün boyunca bir araya getirmeyi hedefliyor. Etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde plak standları, söyleşiler, sergi ve atölyeler, mezatlar, imza günleri ile Moğollar, Babazula, Flört ve Kesme Şeker gibi albümleri plak olarak da basılan Türk rock müziğinin önemli gruplarının konserleri gerçekleşecek.
Küçük Çiftlik Park her hafta salı akşamı bahçe ortamında sinemanın en beğenilen filmleriyle sinema severleri buluşturmaya devam ediyor. Mekan bugün Almanya'dan sonra Türkiye'de ilk kez ve sadece bir kereye özel olarak gösterilecek Söz Senettir filmine ev sahipliği yapacak. İlker Çatak'ın festivallerden ödüllerle dönen ikinci uzun metraj filmi Söz Senettir, muzip, yalın ve olgun sinema diliyle dikkat çekiyor. Filmden önce ve sonra ise DJ ve prodüktör ikilisi Şınar Şınal sahne alacak. Birçok müzik türünden ilham alan, derinlikli ve çok katmanlı müzikleriyle elektronik müziğin en önemli isimleri arasına giren Moderat'ın 3'te 2'si, Berlinli isim Mode Selector, yeni projeleri Extended kapsamında DJ set performansıyla İstanbul'da sahne alacak. 19 Eylül Pazar günü Dharma organizasyonuyla Klein Phoenix Park'ta gerçekleşecek etkinlikte ayrıca yerli sahnenin güçlü isimlerinden Erdem Tunalı ve Doğu Orcan B2B hemi performans sergileyecek. Bahadır Pars, Sedat Şenel ve Batuhan Ovalı üçlüsünden oluşan son zamanların en dikkat çeken gruplarından Saki bugün saat 21'de İF Performans Hall Beşiktaş'ta sahne alıyor. Ezgi Pekel yeni teklisi Atlı Karınca'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz, müzik ve düzenlemesi Ezgi Pekel'e ait olan şarkı Avrupa müzik etiketiyle ve klibiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Haber Türkiye gün başlıyorum 3. saatindeyiz. Her zaman olduğu gibi bugün de Muharrem Sarıkaya Ankara stüdyomuzda. Muharrem Bey günaydın. Günaydın, günaydın Duygu. Evet, nasılsınız bugün? Gündeminiz yoğundur yine. Ah iyi, evet. Gündem yoğun, evet oldukça buyurun. Yoğun. MTV ödül töreni vardı. Benim mutlu eden bir şey var. Çok beğendiğim böyle gencecik 18 yaşında bir genç ödüllerin hepsini sildi süpürdü. Olivia Rodrigo gecenin en iyi şarkıcısıydı zaten ki bugüne kadarki yaptığı eserlerle de gerçekten çok iyiydi. Özellikle For You gerçekten muhteşem bir eserdir. Ve sürekli dinlediğim bir şarkıcıydı. Onun kazanmış olması beni de mutlu etti. Neyse. Onu söyleyeyim. Evet. Geceye pop star Justin Bieber ve rapçi Lil Nas X damga vurdu. Onların gösterileri çok önemliydi. Madonna yine sahnedeydi. Her zamanki gibi MTV ödülleri geçen yıl yapılmamıştı salgın nedeniyle. Bu sene seyircili yapıldı. Ve biraz önce de söylediğim gibi 18 yaşındaki Olivia Rodrigo gecede en iyi şarkıcı, yılın şarkıcısı ve yılın push performansını alan kişisi oldu. Gencecik bir kız ama çok iyi söylüyor. Gerçekten çok çok başarılı bir sesi var. Tabii MTV'nin klasiği de gerçekleşti. Kesinlikle bir kavga çıkar. Bu yılın da kavgası yine benzer bir şekilde McGregor'la Conor McGregor'la şarkıcı Machine Gun Kelly arasında yaşandı. İşte fotoğraf çektirmek istemiş. Ama efendim sen nasıl çektirmezsin diye kavga çıkmış. Kavga ettiği kişi de İrlandalı dövüş sporcusu. Yani bu da şarkıcı Machine Gun Kelly'nin ne kadar cesur olduğunu ortaya koyuyor. Yani ben senden fotoğraf çektirmek istemiyorum demiş. Zaten şu anda o kavganın bir boyutu yansıyor ki bu MTV klasik haline dönüştü. Evet. Evet, dışarıdan içeriye doğru gelişimize devam edelim. Afganistan'a ilk ticari uçuş gerçekleşti. Pakistan dün ilk seferini yaptı. Ticari uçuştu. Uçuşta
gazeteciler ve Dünya Bankası yetkilileri vardı ki burası dikkat çekici. Neden Dünya Bankası yetkilileri oraya uçar? O da ayrı bir konu. Uçakta bulunan AFP muhabirinin yorumu çok ilginçti. Biz 10 kişiydik ama uçaktaki personel sayısı veya uçakta kabin memuru sayısı hepimizden çok daha fazlaydı dedi. Uçuşları 31 Ağustos itibariyle Pakistan askıya almıştı. Bu yeni bir uçuş imkanı getirir mi getirmez mi bilmiyorum. Dün sevgili editörüm Sedat Oğuz'la konuşurken bir şey dikkatimizi çekti Duygu. Evet. Havaalanında Katar Dışişleri Bakanı gelirken bir özel güvenlik sistemi vardı. Yani orada bir özel güvenlik çiler yer alıyordu ki ilginç şapkaları vardı. Yani Amerikan kovboylarına benzeyen şapkalı, üzerlerinde farklı giysileri olan ve batılı tarzda kovboy giysileri olan bir grup güvenlikçiye tanıklık ettik. Bunlar havaalanının güvenlikçisi mi yoksa Katar kendisi özel mi getirdi onu bilmiyorum ama Katar'ın güvenlik sisteminin böyle çalıştığı kanaatini taşımıyorum. Yani bende şu an böyle bir veri yok. Fakat dün Katar Dışişleri Bakanı'nın havaalanına indiğinde havaalanı çevresi yani pistin çevresini saran güvenlik görevlileri dikkat çekiciydi. Bu belki işte uzun süredir üzerinde durulan o meşhur özel güvenlik sistemi havaalanının içini korusun dışarısında Taliban korusun önerisinin ilk uygulamaları veya bir deneme uygulaması olabilir. Almanya'yı dün konuşmuştuk, televizyon programından söz etmiştik. Televizyon programı sonrasındaki verilerimiz henüz yoktu elimizde. Dün bu veriler de ulaştı. Sosyal demokrat aday Scholz şu an en önde giden kişi olarak gözüküyor. Ki Muhafazakar Parti'nin adayı Laschet'e ciddi oranda fark atmış görünüyor. Televizyon programı sonrası ankete katılan izleyicilere sorulmuş. Bu izleyicilerin %43'ü oyunu Scholz'a vereceğini söylemiş. Ki dün de sözünü etmiştik. Sosyal demokrat adayın ciddi şekilde ilerlediği Merkel sonrasına dönük yeni bir durumun ortaya çıkabileceğini işaret ediliyordu. Ki Yeşiller Partisi Başkanı tartışmada biraz geride kaldı. Çok da öne çıkmak istemedi. Baerbock ama öyle gözüküyor ki Almanya'da yeni bir koalisyon yapılanmasıyla karşı karşıya kalacağız. Bu arada Kuzey Kore beklerini yaptı. Bir yeni füze denedi. Yeni tip uzun menzilli füzelerin ne amaçla kullanacağı veya ne şekilde donatıldığına ilişkin çok fazla bir veri yok. Her iki denemede füzelerin 1500 kilometreden fazla mesafe kat ettiğine vurgu yapılıyor. Kuzey Kore daha önce de benzer deneylere imza atmıştı. Bu arada uzay turizmi başlıyor. SpaceX tarihe geçecek uzay yolculuğu için geri sayıma başladı. Fırlatma hava durumu uygun olursa Türkiye saatiyle gece 03'te Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek. Bu uzay yolculuğunda bir astronot sistemi yok. Sistemi tamamen uzay aracı kendisi kontrol ediyor ve yerden bir şekilde uzaktan kumandayla hayata geçiriliyor. İçeriye doğru gelelim istersen. Cari işlemler dengesine ilişkin dün Merkez Bankası'nın bir açıklaması vardı. Cari ödemeler dengesinin Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtiliyor. 12 aylık cari açık ise 27 milyar 832 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 27 milyar 832 milyon dolar. Bu açık geçmişte 1 milyar 2 milyar dolar veya 3-5 milyar dolar olduğunda gerçekten çok büyük tepkiler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün MHK toplantısı vardı. Yine benzer şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de MHK toplantısı vardı. Her iki partide de. Adalet ve Kalkınma Partisi MHK toplantısı sonrası Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Gündeminde son günlerde
tartışılan laiklik meselesi vardı. AK Parti'nin laikliğin anayasadan çıkartılmasına dönük bir adımının olmadığını söyledi ki Resul Tosun eski milletvekili ve köşe yazarı yazmış olduğu köşe yazısında laikliğe yeni bir tanım getirilmesi veya anayasadan çıkartılması yönünde bir çağrı yapmıştı. Ömer Çelik kendi gündemlerinde böyle bir şeyin kesinlikle bulunmadığını söyledi ve bunun hiçbir zaman içinde gündemlerine girmeyeceğine vurgu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi de dün MYK toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1-3 Ekim tarihleri arasında Bolu'da kampa girmesine karar verildi. Kampta yeni yasama dönemi çalışmalarının yanı sıra ekonomi, güncel siyaset, dış politika ve hazırlanan anayasa taslağının ele alınması bekleniyor. Yine siyasi partiler ve seçim yasasına dönük Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklentilerinin de bu toplantıda ele alınması ve önerilerin kayda geçirilmesi arzulanıyor. Aynı şekilde 30 Eylül 2 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler İstanbul'da tarım zirvesinde bir araya gelecek. Zirvede tarım için belediyelerin atabilecekleri adımlar görüşülecek ve CHP'nin bu konudaki yol haritası kayda geçirilecek. Bu arada Bolu Belediye Başkanı ile ilgili de bir disiplin sürecinin işletilmesine karar verilmişti. Tanju Özcan'ın 25 Ekim'de savunmasını alınmasına Yüksek Disiplin Kurulu kararı verdi. 25 Ekim tarihinde Tanju Özcan'a savunmasını vermek üzere çağrı yapıldı. Madem Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden gidiyoruz, oradan devam edelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dün çok önemli bir ödül geldi. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülünü kazandı. Bu ödüle daha önce Melik Gökçek döneminde de yine sıralamaya girmişti. Ancak manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle o sıralamadan çıkartılmıştı ve ödül değerlendirilmesine alınmamıştı. Mansur Yavaş 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kazandı. World Mayor ekibi ki bu İngiltere'de düzenlenen bir yarışma. City Mayors Foundation'ın yarışması, Şehir Belediye Başkanları Vakfı'nın bir yarışması. Avrupa ve Asya'nın büyük kentleri buna katılabiliyor. World Mayor ekibi Yavaş'ın ödül kazandığına ilişkin gerekçelerini sıralarken şunlara vurgu yapıyor. Halkın güvenliği ve şeffaflığını önceleyen bir yönetim anlayışı sergiledi. Avrupa ve Asya'nın büyük kentlerine eşit bir metropol inşa etme vizyonunu ortaya koydu. Yolsuzlukla, cesaretle ve inançla mücadele etti. Toplumun yoksul ve dezavantajlı kesimlerini destekledi. Temiz suya ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Bağlantılı zayıf olan bölgelere internet erişimini sağladı. Diyor ki bunlar önemli noktalar. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Muharrem İnce'nin partisinin büyük kongresi de bu hafta sonu gerçekleşecek. Bir diğer konuya geçersek, Sakarya'da Cumhurbaşkanı Sakarya Zaferi'nin 100. yıl kutlama programında konuştu. Polatlı'da da Şişecam'ın yeni fabrikasının açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı sosyal mühendislik hesaplarının milli iradenin gücü önünde duramayacağını cümle aleme gösterdik dedi. Hedeflerimiz arasında milli mücadelemiz gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırı söz konusu. Biz bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı, cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenli yürüyoruz dedi. Ki bu sayede vesayeti de ortadan kaldırdıklarını söyledi. Birileri ısrarla Türkiye'de fabrika yok diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret ediyor. Böyle bir şeyin olmadığını da burada görüyorlar diye de sözlerini sürdürdü. Dün burada da dile getirmiştik. Halk TV'den sevgili arkadaşımızın sorularını, Fikret arkadaşımızın sorularını, Fikret Bilan'ın sorularını Meral Akşener yanıtlamıştı. Akşener tekil söylem sonrası başlayan Millet İttifakı'nda sorun var mı yok mu sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı olarak böyle bir şey kesinlikle yok diyorum diyor. Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda da ittifak kimi aday gösterirse hep birlikte çalışırız ve seçim alırız diyerek desteğini gösteriyor ki
bu konuda ittifak arasında herhangi bir sorun olmadığını, Kemal Kılıçdaroğlu'yla aralarında da bir meselenin bulunmadığını belirtti. Bu arada önemli bir gelişmeye yakın geçmişte tanıklık edilmişti. Kripto para borsası TODEX'in CEO'su Faruk Fatih Özer birçok insanı dolandırıp kaçmıştı ve çok uzun süredir de kendisinden haber alınmıyordu. Buna ilişkin savcılığın bir girişimi var. Savcılık resmi kurumlara yazı göndermiş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan vergi suçlarına ilişkin değerlendirme istemiş. Ayrıca şüphelileri başka bir kripto para borsasına transfer yapıp yapmadıklarının da tespit edilmesinin araştırılmasını arzu etmiş. Hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı. Arnavutluk'ta yakalandı, yakalanıyor. İşte oteline de baskın yapıldı. Aha da yakaladık denilmişti ama hala kendisinden haber alınmıyor. Birçok insanı da dolandırmış durumda. Ortadan kaybolmuş bir kişi. Yine benzer bir şekilde ortadan kaybolup hatta Fas'ta yaşadığı çok net biliniyor. Dün bu kişinin de fuhuş olayında önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiği kayda geçirildi. Kendisini Türk insanı Palalı Sabri olarak tanınmıştı. Gezi olayları sırasında elindeki palayla Taksim çevresinde terör estirmişti bu kişi. Polis ekipleri çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınların fuhuşa zorlandığı iddia edilen suç örgütünü takip alıyor. Ve bu suç örgütünün tepe liderlerinden bir tanesinin de Palalı Sabri olduğu belirleniyor. Ki uzun süredir zaten aranan bir kişi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakim ve savcı adaylarının hazırlık eğitimi açılış programında konuştu. Adaletin asıl tecelligahı koca binalar değil, sizin temiz vicdanlarınız dedi. Abdülhamit Gül bir süredir gerçekten çok önemli vurgular yapıyor, çok önemli cümleler söylüyor. Bir süre önce de yine benzer şekilde yeni bir açıklaması vardı. O adli yıl açılışı nedeniyle hakimlere, savcılara seslenirken demokrasinin öncelenmesi gerektiğini söylemişti. Gül, toplumun sizden bir tek adalet beklentisi bulunmaktadır. Adalete hizmet mevzilerini terk eden ideolojik adanmışlığa ikame edenlerin nasıl bir felaketin içerisine getirdiğini 15 Temmuz'da hep beraber gördük dedi. Unutmayın, adalet asıl tecelligahı koca binalar değil, sizin vicdanlarınızdır sözü de en önemli sözlerden bir tanesiydi. Koronavirüse gelirsek, son 3 gündür yeni vaka haberinin geldiği Putian kentini Çin dün itibariyle kapattı. Ki Çin bu konuda çok katı davranıyor, çok sıkı davranıyor ve salgınla neredeyse sıfır toleransla mücadele ediyor. Putian kentinde anaokulu dahil ilkokulları kapattı ama üniversiteleri henüz kapatmadı. Giriş çıkışlar zorunlu haller dışında tamamen kısıtlandı. Otobüs ve tren seferleri durduruldu. Spor salonları ve işletmeler geçici olarak kapatıldı. Restoran ve süpermarketler içinde müşteri sayısı sınırlandırıldı. Bütün bunlara neden? Tek kişi üzerinde toplanıyor. Çünkü o kişide koronavirüs görüldü. Ve bu bir kişide görülen koronavirüs nedeniyle bütün kent kontrol altına alındı. Bu önemli bir durum. Çünkü başka türlü salgının önüne geçemeyeceğini daha önce de belirtilmişti. Türkiye'de ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün TRT'de soruları yanıtladı. 851 sınıfta sadece 198'inde vakanın görüldüğünü, bu nedenle eğitim ara verildiğini söyledi. Bir haftalık yüz yüze eğitim sonrası bu rakam gerçekten dikkat çekici ki beklentilerin çok da gerisinde. Çünkü herkes daha fazla bir rakamla karşı karşıya kalınabileceği endişesini taşıyordu. En az bir doz aşı olan öğretmen olarak %91, iki dozun %78 olduğunu söyledi. PCR'la ilgili süreç makul şekilde devam ediyor dedi. Ve iki defa aşı olan öğretmen sayısının yakın gelecekte artacağına ilişkin beklentisini de dile getirdi. Bu arada bir önemli gelişme daha var.
O da Saadet Partisi'nin en önemli isimlerinden Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Hasiltürk dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Covid teşhisi nedeniyle zatüre başlangıcı görülmüş ki eşinde de benzer şekilde görülüyor ki Covid olduğu kesinleşmiş gibi. 86 yaşındaki Hasiltürk Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bilincinin açık olduğu, oksijen takviyesi yapıldığı, yüksek ateş bulunduğu yapılan açıklamalar arasında. Bu arada Saadet'ten ayrılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da çok önemli bir açıklamada bulundu. Dedi ki aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum. mRNA aşısı olanlar için onlar da o insanlar da yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. Üç kulaklı beş gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir dedi. Önemliydi, dikkat çekiciydi. Ben bu konuda uzman değilim ama şunu çok net söyleyebilirim. Bu okullardan biyoloji derslerinin kaldırılması çok kötü oldu. Yani biz o biyoloji derslerini alan son nesildik büyük ihtimalle. Ki 1980 doğumlu olup da ondan sonraki süreci yaşayanlar bu okullarda biyoloji derslerinden biraz mahrum kaldılar. Ancak fen grubundaysa onlar biyoloji dersi alıyorlar. Oysa ki biz liseye ilk girişte, ilk birinci ve sınıfta bir biyoloji eğitimi alırdık. Orada da mRNA'nın ne olduğunu, RNA'nın ne olduğunu, DNA'nın ne olduğunu, yani nükleik asitin ve ribonükleik asitin ne anlama geldiğini bilirdik. Bir şekilde bunun eğitimini almıştık. Acaba böyle üç kulaklı, beş gözlü yaratıklar olur mu? Onu ben tıp insanı olmadığım için bilmiyorum. İstersen hocamıza gidelim, Sayın Karadağ'a gidelim. Evet. Ona soralım. Çünkü kendisi göğüs hastalıkları ana bilim dalı başkanı ve bu konularda da çocuk göğüs hastalıkları olduğu için konunun hakimi olan bir isim. Evet. Hocam, Sayın Karadağ, günaydın. Günaydın Bülent Karadağ. Hoş geldiniz yayınımıza. Hocam, kaygılanayım mı? Endişeleneyim mi? Yani biz böyle üç gözlü, beş kulaklı çocuklara bir anda sahip olacak mıyız? Torunlarımız acaba sizin benim böyle bir yaratıklar olarak mı dünyaya gelecek? Çünkü çocuklarımıza mRNA aşısı yaptırdık. Onların böyle bir durumda kalmaları konusunda sizin de kaygınız söz konusu mu? Kesinlikle rahat olun. Çünkü bilinen veriler ve yayınlar çerçevesinde herhangi bir aşının böyle bir yan etkide bulunması mümkün değil. Artık hani bu tip şeylere cevap vermek bile bence çok anlamlı gelmiyor. Bütün dünyada da var aslında böyle aşı karşıtları ya da aşı çekingenliği yaratmaya çalışan grupların varlığı her yerde dikkati çekiyor ama gerçekten artık bu tip durumları hiç belki de haberlerde bile değinmeden geçmek, medyada yer bulmasına imkan vermemek evet. gerekiyor. Çünkü gerçekten artık bunların akılla, bilimle bağdaşacak bir yönü yok. İçimiz çok rahat olarak bu aşıları olabiliriz. Ve bunlarda hiç böyle bir şekilde bir yan etki de beklemiyoruz. Evet, Bülent Hocam, siz bunu derken sizin meslektaşlarınız da ne yazık ki bu tür açıklamaları destekler nitelikte bazı açıklamalarda bulunuyor. Dolayısıyla aşı tereddütü ya da karşıtlığı yaşayan insanlar da bu kitlenin peşinden gidiyor. Ve burada da ortaya işte aşısızların pandemisi denilen bir durum ortaya çıkıyor ne yazık ki. Bizler bilime güvenmek zorundayız bu süreçte ama bunu neden anlatamıyoruz ya da sizler anlatırken nasıl zorluklar yaşıyorsunuz, nasıl karşıtlıklarla karşılaşıyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten zor. Ne yazık ki bilim geleneği birazcık bizde geriye atıldı. Yani bilime inanma geleneği, bilime saygı duyma geleneği. Pandemi sürecinde bir şanssızlık da yaşandı. Hani bilim dünyası da böyle bir şeyle karşılaşmadığı için pandemiyle ilgili yorumlar yaptık. Çünkü acil yorumlar yapmamız gerekiyordu bilgi verebilmek adına. Ama bu yorumlardan neden yararlandık? Geçmiş tecrübelerimizden yararlandık. Hatırlarsanız geçen sene ben çok optimistik olarak yaz olduğunda bu
salgının bayağı bir geçme şansı olduğunu ve atlatma şansımız olduğunu samimiyetle düşünüyordum. Ancak gerçekten pandemi bize birçok şeyi öğretti. Ama bu demek değildir ki bilim bize güvenilir bilgi vermiyor. Ya da gelecek konusunda herhangi bir şekilde bizi yanıltıyor diye düşünmek kesinlikle doğru değil. Ancak acil yorumlar yapılmak zorunda kaldığında mevcut veriler çerçevesinde bir takım eksiklikler oldu diyebilirim. Ama bunlar kesinlikle ve kesinlikle aşı konusunda insanların tereddütüne yol açmamalı. Çünkü hastanelerde yaşayan insanlar, bu şey hastalığı yakınlarında birebir tecrübe eden insanlar, ne yazık ki yakınlarını kaybeden insanlar bunu çok acı bir şekilde yaşıyor. Evet. Özellikle yoğun bakım uzmanlarının da bu konudaki demeçleri ve verilerin açıklanması da aşının ne kadar koruyucu olduğu konusunda da bizleri cesaretlendiriyor ve eğer normal hayatımıza devam etmek istiyorsak kesinlikle aşılamanın hızlı bir şekilde arttırılması ve bu tip tartışmalarla boşuna zaman kaybedilmemesi gerekiyor. Bülent Hocam, siz bunu demişken ben bu noktada bir şey soracağım. Göğüs hastalıkları uzmanısınız. Biz Ekim ayında, geçtiğimiz yıl Ekim ayında annemle birlikte Covid geçirdik ve ikimiz de hastanede yattık. Annem şimdi post-Covid denilen dönemi yaşıyor ve ciddi nefes darlığı, Covid'i atlattı, hastanede kaldı, ara ara oksijen aldı. Üstünden kaç ay geçti, aşısını da oldu fakat ciğerinde hasar bırakmış ve bunun sıkıntısını yaşıyor. İki adım atıyor, biraz iş yapıyor, yoruluyor. Bize o zaman doktorumuz da demişti, yani en sıkıntılı şey de bu Covid sonrası dönem. Siz bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Mesela ağır Covid geçirenlerde nasıl izler kalıyor hocam? Aslında tabii çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olarak bu konuda biraz şanslıyız diyelim. Ama erişkinlerde gerçekten hani bir şeyden korkacaksak aşı olmaktan değil Covid geçirmekten korkalım. Çünkü atlatsanız bile daha sonrasında sizlerin nelerin beklediği çok net değil. Bu açıdan özellikle hastalığın şiddeti bile önemli değil. Hafif geçirenlerde bile post-Covid sendromu görülebiliyor. Aylarca, belki de yıllarca sürecek bir nefes darlığı ve akciğerin toparlanma süreci, belki de arkasından gelecek başka akciğer hastalıklarını görüyor olacağız. Şu anda hala bu konuda sürecin içindeyiz, bilemiyoruz ama gerçekten birçok erişkin hastanın post-Covid, uzun Covid sendromunu tecrübe ettiğini görüyoruz. Çocuklarda şu ana kadarki izlediğimiz hastalar içinde pek bu tarzda vaka olmadığını söyleyebilirim. Dünyadaki verilerde de bazı çalışmalar bu tarz hastaların olduğunu söylüyor ama genellikle pozitif bir yaklaşım söz konusu, optimist bir yaklaşım. Çocuklarda şanslıyız. Uzun Covid veya geçen sene gördüğümüz MISC sendromu sonrasında yapılan incelemelerde de orada oluşan kalp rahatsızlıklarının birçoğunda düzeldiğini ve hastane yatışlarının gerekmediğini gösteren yayınlar da çıkmaya başladı ki bunlar en azından çocuklarımız açısından sevindirici haberler. Evet. Hocam bir şey merak ediyorum. Son dönemde çocuklarda nezle grip tarzı bazı görüntülerle karşılaşıyoruz. Biz COVID'le nezleyi birbirinden nasıl ayırmamız lazım? O konuda ne tavsiye edersiniz ailelere? Tabii çok zor bir durum bu. Cevabı da kolay değil. Çünkü hiç ummadığınız şikayetlerle gelen bir hastada COVID saptayabiliyorsunuz. Çok değişken seyredebiliyor. Ama şunu söylemem gerekir. Hani gerçekten artan hastalıkların içindeki COVID oranı geçmişte tam kapanma yaşandığımız döneme göre çok daha düşük. Çünkü diğer virüsler de aktif oldular Ağustos ayı itibariyle, Ağustos'un sonu itibariyle ve birçok adenovirüs vakası, rinovirüs vakası ve hatta ilginç bir şekilde bu mevsimde görmeyi beklemediğimiz virüsler bile ortalıkta kol geziyor ve birçok insan, erişkin de dahil olmak üzere hasta, PCR testleri negatif bulunuyor. Bunların tabii değişik mutasyon olma ihtimali de var, düşük bir ihtimal olsa da, ancak genellikle COVID olmadığı kabul edilebilir. Ha, nasıl şüphelenelim? Şu anda işte okullar açıldı, sosyal ortamlarda bulunuyor. Eğer çevrenizde COVID
saptanmış hasta varsa bu bir kere çok önemli. Temas öyküsü varsa çok önemli. Eşlik edin ateş önemli ama ateşsiz de seyredebilir. O açıdan da çok endişe etmemek gerekir. Genellikle çok burun akıntısı beklemiyoruz COVID'de ama hani olmaz da diyemeyiz. Ama eğer bir boğaz ağrısı varsa, ateş varsa, eşlik eden öksürük varsa o zaman test yaptırmakta fayda var. Çünkü artık çocuklarımız okula gidiyor. Okulda da diğer çocuklarla temas halinde. Çocuklarda ölüm oranları binde ikilerde seyrediyor, 10.000'de 1'lerde seyrediyor. O açıdan iyi ama bu çocukların evlerinde aşılanmamış veya aşılanmasına rağmen yeterince koruma oluşturamamış insanlar var ise ki mutlaka vardır, onlara risk oluşturacağı için yine dikkatli olmamız gerekiyor. Hocam son günlerde bir başka konu daha var. Bu PCR testleri meselesi, okullarda PCR testlerinin yapılıp yapılmaması konusu. Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir kararı açıkladı. Yani rastgele bir şekilde bunun yapılacağını söyledi. Siz bunu uygun görüyor musunuz? Bir çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olarak ne dersiniz? Çocuklarda herkeste yapılmalı mı yoksa başka bir yöntem denenmesi daha mı fayda getirir? Tabii şu anda ideal bir yöntem saptamak çok zor. Bu tarz bir yaklaşım güzel. Yani en azından tarama açısından önemli ama Türkiye'de yapılabilecek PCR testi kapasitesi düşünüldüğünde, üstelik de bunu sadece okullar değil, işte hastanelerde aşılanmamış veya aşılanması tam olmayan çalışanların da PCR yaptırma projesi var. Güzel projeler ama ne kadar gerçekçi onu bilemiyorum. Ama mümkün olduğunda tabii ki kontrol uygun olacaktır. Ama bunların da tabii işin bir yandan da ekonomik yönü var. Ekonomik yönü de düşünülmeli. Daha akılcı olan şey belki semptom olan çocukların hiç aksatılmadan hemen PCR testi yapılması olacaktır. Ve bir an önce de bu aşılama oranlarını yükseltmemiz gerekiyor okul çalışanlarında. Ben artık iki aşı da birazcık tereddütüm var. Hani iki aşı oranlarını veriyoruz ama ikinci aşının üstünden eğer 6 aydan fazla geçmişse tekrarı gerekebilir. Çok net bir veri olmamakla beraber. Dünya Sağlık Teşkilatı da bu konuda işte çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Çok tekrara gerek olmadığı konusunda bir eğilim var ama gördüğümüz hastalar genellikle aşılıysa eğer çok düşük oranda olmakla birlikte aşılıysa aşının üzerinden bayağı bir zaman geçmiş 6 aydan fazla zaman geçmiş hastalar gibi. Bu açıdan da aşılı ama eğer aşısının üzerinden zaman geçmiş ise belki o çalışanlara da PCR uygulaması uygun olabilir. Ama bütün çocuklara rutin PCR birazcık hem gerçekçi değil hem de ne kadar... Evet. Hocam siste bir şey Bülent var Hoca'da herhalde, bir kopukluk var. Evet, teknik evet. Bir sıkıntı var. Sanırım arkadaşlar yeniden bağlayacak. Evet. Hocanın söylediği, geldi. Bülent Hoca'nın söylediği... geldi mi? Tamam hocam. Evet. Bir ses bakmayın. Gitti geldi, evet. Bülent Hocam... Evet hocam. Siz dediniz ki çok fazla gerek yok, sözünüzü isterseniz tamamlayın. Yani çocuklarda bu kadar fazla teste gerek yok demiştiniz ki orada koptu. Yok, zaten hani ondan sonra cümlemi tamamladım. Peki. Hocam ben bir soru sormak istedim. Çocukların başka bir çocuktan virüs almasıyla ilgili bir oransal bir rakam verebiliyor muyuz? Ne kadar çabuk bulaşabildiğine dair? Ne kadar çok yayılabildiğine dair? Tabii bu konuda net bir veri yok ama çocukların bir ara çok bulaştırıcı olmasından şüphelendik. Ama burada da hep üzerinde durduğumuz konu şu, ne yazık ki bizde bütün veriler toplanıyor aslında. Yani bakanlığın elinde tüm verilerin olması lazım. Bu verileri işleyecek uzmanlarımız da var. Bu verilerin paylaşılmaması, açıklanmaması bu konuyu bir efsane haline getiriyor. Yani şu anda ben iki türlü de konuşabilirim. Çocuklar çok sık bulaştırıyor deyip onunla ilgili verileri söyleyebilirim. Veya çocuklar pek bulaştırmıyor deyip onunla ilgili veriler söyleyebilirim. Ama ne yazık ki bunlar bizim ülkemizin gerçekleri değil. Hele ki şimdi okulların açılmasını fırsat bilip bizim okullardaki rakamları ve kaynak bulaştırıcı kaynağın okuldan mı yoksa aileden mi olduğunu bildirmemiz bakanlık olarak bütün hem bilim dünyasını hem insanları rahatlatacaktır. Her gün saptanan vakaların kaçının
aşılı olduğu, kaçının aşılı olmadığı neden açıklanmıyor ben bunu da anlamış değilim. Yani düzelen vaka, yeni vaka, zaten yoğun bakım ve ağır vaka bildirimi de kalmadı. Ama en azından benim merak ettiğim şu anda her gün hasta olanların kaçı aşılı, kaçı aşısız, bunların açıklanması gerçekten çok büyük fikir verecektir. Bu da bize çocuklardaki bulaştırıcılığı daha net anlama konusunda yardımcı olacaktır. Benim kişisel görüşüm erişkinden daha az bulaştırdıkları konusunda bir eğilim, ama hani bu konuda yanılıyor olabilirim, ama gördüğümüz hani ilk bir haftaki vakamlar da onu destekliyor. Hani çocuklarda çok hızlı şekilde bulaştırmıyor diye düşünüyorum, ama veriye ihtiyaç var. Hocam şunu merak ediyorum. Çocuklarda bulaştırma konusunda bazı, yani birbirlerine geçirme konusunda çok yüksek oranlı değil dediniz, ama onların peki eve taşıma olanın durumu ne? Yani bir taşıyıcı görevi görüyor mu çocuklar? Tabii kesinlikle görüyorlar. Çocuklardan bulaşan vakalar da görüyoruz. Yani ailelerle konuştuğumuz zaman işte daha sonrasında aile ilk saptanan vakanın çocuk olması, daha sonra aileye taşıması da mümkün. Burada hani bir oransal bakış sergilersek belki hala erişkinden çocuğa biraz daha fazla olabilir, ama eğer sizin çocuğunuz hasta ise, okuldan hastalık kaptıysa eve bu çocukların hastalık getirmesi çok büyük ihtimal. Zaten bu nedenle de çocuklarda ağır geçirmediklerini bildiğimiz halde aşılamanın mutlaka tamamlanmasını istiyoruz. 12 yaş üstü şu anda dünyadaki öneriler de o şekilde. 6-12 yaş için de şu anda çalışmaların sonuçlarını bekliyoruz ki bu da herhalde Eylül ayının sonunda elimizde olacak. Peki siz tüm yaş grupları... Ne dersiniz, önerir misiniz hocam? Evet, önerir misiniz? Ben de onu sormak Duygu. İstiyorum. Benim mesleki hayatım aşıların etkisini görme şansı verdi bana. Kollarımda kaybettiğim kızamıklı çocuklar, menenjit geliştirmiş suçu çekti çocuklar, kaybettiğimiz infeksiyon hastalıkları, gerçekten hastalıklarından kaybettiğimiz çocukların anıları hala gözümün önünde. Bu nedenle etkinliği kanıtlanmış, yan etki konusunda güvenilirlik açısından endişe bırakmayan aşılar, ki bir aşının çıkabilmesi, piyasada olabilmesi için bunlar şart. Böyle bir aşıda benim tereddütüm olması mümkün değil. Bu aşıların bütün çocuklara, zaten çok soru alıyoruz, bütün çocuklara uygulanmasını öneririm. Şu anda dünya rakamları 12 yaş üstü, çünkü 12 yaş altı için işte uygun doz 3'te 1 midir, yarı doz mudur, onlarla ilgili rakamlar bekleniyor. Yoksa yan etki konusunda herhangi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. O doz belirlendikten sonra da yakın bir gelecekte 6-12 yaş arası da aşılanması önerilecek ve aşılanmasını öneririm ben de kişisel olarak. Evet. Peki hocam, dediniz ki aşılanma dozlarıyla alakalı bunların çalışmaları daha olacak dediniz, özellikle çocuklar için. Mesela şu an 12 yaş üstü, 18 yaş altı çocuklar ilk aşılarını oldular. Bunun etkilerini biz ne zaman göreceğiz ve ikinci doz aşılar, onlarda o aralıklar değişiyor mu yetişkin bireylere göre? O süreç nasıl ilerleyecek? Sonuçta şu anda çocuklar için özel bir veri olmadığı için erişkindeki gibi gidilecek büyük ihtimalle ara konusunda. Etkinliği yaklaşık çok hızlı bir şekilde başlıyor. Tabii BioNTech aşılarında fayda var. Hani Sinovac'la ilgili zaten 18 yaş altı çalışması olmadığı için BioNTech'i öneririz. BioNTech nedense toplumda böyle bir ön yargı oluşturuldu. Bunu da çok üzülüyorum. Sanki BioNTech aşısı Sinovac aşısına göre daha çok yan etkisi olan bir aşı gibi. Aslında hemen hemen farklılıkları yok gibi diyebiliriz. O yüzden de aileler endişe etmesin ve aşılamalarını yaptırsınlar. Zaten hani yaş konusu da dediğim gibi çalışma nedeniyle etkinliğin de muhtemelen ya yani bir hafta 10 gün içinde başlamasını bekliyoruz aslında en geç süreçte. Ve BioNTech aşısının avantajı da ilk dozdan sonra da hemen korumanın yüksek dozda olması. Bu da bizi birazcık okul sezonunda rahatlatan bir faktör
diyebilirim. Ama şu da unutulmamalı, yani bu aşı tereddütlüğü ya da aşı karşıtlığı yaratmak isteyen çevreler bunu kullanıyor. Aşı hastalığı tedavi etmiyor. Hastalık %100 yok edilemez aşıyla. Aşı sadece normal hayatımızı sürdürmemizi, iş yerlerimizi, okullarımızı açık tutmamızı sağlayacak. En iyi aşı bile toplumda %90-95 korur. Bu ne demek? 10-20 kişiden biri aşı olmasına rağmen hasta olacaktır. Ama bulaştırıcılığının daha az olduğunu düşünüyoruz. Üstelik de hastalık şiddetinde daha az olacağını düşünüyoruz. Ama bu tip hastaların olması tek örnekler üzerinden giderek toplumu yanıltmak çabaları ne yazık ki görülüyor. Ama lütfen bunlara aldanmayalım. O açıdan da dikkatli olmamızı öneririm. Evet. Hocam bu arada PCR testi dedik biraz önce. PCR testini yaptırmak için de eğer 18 yaşından altındaysa muhakkak ama muhakkak yanında aile fertlerinden birisinin bulunması isteniyor. Ki bir yakın dostumun, arkadaşımın başına geldi. Dedesi alıp çocuğu 17 yaşındaki torununu hastaneye götürüyor. Gittiğinde diyorlar ki yanında anne ve babası yoksa bir pediatrist aracılığıyla ancak bunu alabiliriz. O hastanede pediatrist yok. Onun üzerine başka bir hastaneye gidiyor. Orada da yok. Onun üzerine başkasına gidiyor. Sonuçta bir pediatrist bulunuyor ve onun gözetiminde ancak PCR testi alınıyor. Bu uygulama doğru bir uygulama mı? Sonuçta aşı uygulaması için yan etki açısından önemli ama test alınırken kesinlikle PCR böyle testi, bir şeye evet. gerek yok. PCR testi sonuçta sadece ne olabilir? Test alınırken eğer uygun şekilde alınmazsa kanama yapabilir. Burun kanaması. Ama bunun için birinci derece yakına kesinlikle gerek yok. Okullarda hiçbir ebeveyn ya da hatta yakını bile olmadan çocuklardan test alınabilir. O açıdan aslında test almada bir sıkıntı yok. Hatta düşünün çocuklardaki aşı uygulamaları okullarda daha girişimsel bir işlem. Hep yaptırdık çocuklarımızı okullarda aşı. Bizler olduk. Hiçbir zaman yanlarında bir ebeveyn olmadı. Kaldı ki bir test için, tarama test için böyle bir şey lüzum bence hiç gerekli bir uygulama değil. Peki hocam şimdi çocuklar okulda belli önlemler alındı. İşte aşı olanlar var. 12 yaş altı olamadı. Şu an olamıyor aşı. Sizin ailelere, velilere tavsiyeleriniz nelerdir acaba? Bireysel olarak hangi önlemleri çocuklar? Böyle altın kurallar var mıdır acaba? Biraz daha kendimizi korumak adına. Aslında hani bunlar hep pandeminin başından beri konuşulan şeyler. Aşı olduk diye şu anda en büyük yanılsama aşı oldum nasıl olsa diye insanların çok rahat davrandığını görüyoruz. Bu doğru bir şey değil. Yani siz aşı olsanız bile hatta maskeyi çıkaran ülkeler bunun bedelini acı bir şekilde ödediler. Biz yine toplu olduğumuz ortamlarda maskemizi mutlaka takalım. Mümkün olduğunca yine de kapalı ve toplu ortamlardan kaçınalım. Yani açık havada bulaşma oranları çok daha düşük ama siz kapalı bir ortamda uzun süre bulunuyorsanız bu oran çok hızlı bir şekilde artmakta. Burada tabii en zayıf noktamız çocuklar okulda okulda ders süreleri boyunca maskelerini çıkarmasınlar. Öğretmenler bu konuda çok dikkatli olsunlar. Belki hani teneffüste dışarıda zaten bir efor sarf ederken terlediklerinde zaten maskeli olmalarını önermiyoruz. Mesafeli bir şekilde açık havada bulunmalarını öneriyoruz. Ama kapalı ortamlarda onları da iyi bir şekilde eğiterek maskelerini kesin çıkarmamaları gerektiğini uyarmamız, bizlerin de bu konuda onlara örnek olmamız gerekiyor. Evet. Hocam siz gelen hastalarınız arasında, çocuk hastalarınız arasında COVID vakalarında en çok neyle karşılaşıyorsunuz? Yani bir göğüs tutulmasıyla mı, ateşle mi ve bunun yan etkileri önümüzdeki dönemde nasıl söz konusu olabilir? Şöyle pandeminin başından beri gelen hastalarımızı toparlamış ve yayınlamış durumdayız. O yüzden daha rahat konuşabiliyorum. Pnömoni yani alt solunum yolu infeksiyonu erişkindeki kadar sık görülmüyor. Erişkinde olduğu gibi bütün çocuklara tomografi yapmıyoruz. Tomografi çekmiyoruz radyasyon etkisinden dolayı. Ama çoğunun
bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi, yani şöyle diyelim %90 ve üzeri üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrediyor. %10'larda %9'u hafif pnömoni gibi seyrediyor. Yine önlem olsun diye bunların bir kısmını yatırarak izliyoruz. Ancak %1'i biraz daha endişeli seyir göstererek yakın takip gerekiyor ama ağır seyrettiğini düşündüğümüz hastalar bile altta yatan eğer kanser, bağışıklık sistemi yetmezliği gibi durumlar yok ise çok problem yaşamadan rahatlıkla evlerine gidebiliyorlar. Bizim pandeminin başında en büyük endişemiz çok ağır akciğer hastalarımız var. Kistik fibroz, evde cihazla solunumunu sağlayan çocuklar gibi. Çok şanslıyız ki bu çocuklardan da COVID olanlar oldu ama hemen hemen hiçbirinde, ya hiç hemen hemen demeyeyim, hiçbirinde biz Türkiye'de en azından sorun yaşamadık, kayıp yaşamadık. Avrupa'da bir takım kayıplar yaşandı. Onların da akciğer nakli geçirmiş hastalar, bu hastalığı olup akciğer nakli geçirmiş hastalar olduğunu biliyoruz. O yüzden de çocuklarda bir şekilde, yani bunu daha tam anlayamamızın sebeplerine bir tanesi de bu. Genellikle virüs infeksiyonları çocuklarda daha yaygın ve daha ağır seyreder. Hala bu hastalıkta neden çocuklarda ağır seyretmediği konusunda birçok fikir olmasına rağmen kanıt olduğunu söyleyemem. Hastalığı ileriki yıllarda anladığımızda belki de bunun nedenini net bir şekilde göstermiş olacağız. Hocam bu konuda bir açıklama vardı. Çok önemliydi hocam. Evet. Açıklamanın sahibini şu an belki Muharrem Bey ya da siz hatırlarsanız bana da hatırlatın lütfen. Yakın zamanda bu COVID'in bir çocuk hastalığı olarak, gripal çocuklara bulaşan bir hastalık olarak ona dönüşebileceği konusunda bir açıklama vardı. Şu an gerçekten hatırlamıyorum açıklamanın sahibini ama bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii aslında bizim bütün beklentimiz iyi bir mutasyonla bu hastalığın hafif seyreden bir infeksiyona dönüşmesi. Tabii ben çocuk hekimi olarak bunun hastalığın çocuklarda yaygın seyreden bir hastalık olmasını istemem. Ama bu da bir olasılık tabii ki. Yani hafif seyredip, seyir değiştirip daha çok çocukları tutan ama normal gripal infeksiyon gibi seyreden bir hastalık haline dönüşebilir. Ama benim beklentim o kadar büyük bir karakter değişikliği değil. Erişkin ve çocuk yine aynı şekilde tutulum görülüp ama tutulumun çok hafif olması, belli belirsiz seyretmesi, belki de kırgın görünüyorsun, neyin var? Ya COVID olmuşum gibi bir ifadeyle belki de geçirebileceğimizi umduğum bir gelecek bekliyorum açıkçası. Gerçekten tek dileğimiz bu. Bir tane soru gelmişti, onu hızlıca sormak istiyorum. Biz yetişkinlerde tat ve koku kaybı COVID belirtisi olarak baskındı bir dönem. Çocuklarda bu fazla görünmüyor galiba hocam. Kendini ifade edebilen adolesan dönem dediğimiz 12 yaş üstünde yine erişkindeki kadar sık olmamakla birlikte yine de hastalarımız bu şikayette gelebiliyor. Ya da sorduğumuzda koku kaybı yaşandığı da yine öğreniliyor. Yani hani çocuklarda koku kaybı yaşanmıyor diye bir bilgi yok. Bence birçok çocuk onu ifade edemiyor da olabilir. Özellikle küçük yaştakiler. Oranın çok farklı olduğunu düşünmüyorum koku kaybının. Ben de geçen sene Kasım ayında COVID olmuştum. Onda mesela işte koku gidince dedim, yani PCR testim pozitif ama yine de içimden ya nasıl gidecek? Koku kaybolunca insan daha kötü oluyor. Bir yandan iyi beslenmeniz gerekiyor ama koku olmayınca ne iştah kalıyor ne şey, dünyanın tadı. Ben kahveyi çok severim. Kahve içiyorum, katran gibi bir şey. Yaşayanlar bunu çok daha iyi biliyor. Çocuklarım da aslında keşke daha az yaşasalardı ama onlarda da yine koku kaybı yaşanıyor. Hocam evet, kolonya evet, hocam, koklayıp koku bu yeni... Buyurun Muharrem Bey. Evet. Hocam bu Delta veya Delta Plus diye nitelendirilen yeni varyant veya adını öyle koyduk. Ülkelerin adıyla tanımlanmasın diye. Bu varyantın çocukları da çok ciddi oranda etkilediği ortaya çıktı. Bu açıdan baktığımızda ilk ortaya çıkan Wuhan'la Delta varyantı arasında çocukları etkileme oranını nasıl izliyorsunuz? Hangi oranda? Yani daha önceden çocuklarda sıfır orandaydı da Delta ile birlikte birden daha mı yükseldi?
Yine en başta belirttiğim gibi veri eksikliği bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Yani siz verilerle konuşmadığınız zaman sadece kişisel fikirlerinizi söylüyorsunuz ki şu anda benim yaptığım da o. Aslında bizim tabii Türkiye'de en büyük eksiğimiz bence mutasyon tespiti için yeterince analiz yapmıyoruz. Yani PCR testi pozitifliği sonrasında yapılan analiz miktarı İngiltere'ye baktığınızda çok da İngiltere'ye göre karşılaştığında çok düşük. Orada neredeyse %10 pozitif vakanın genetik tayini, genetik altyapısının tayini yapılıyor. O zaman bir İngiliz konuştuğu zaman çok rahat konuşabiliyor. Ben açıkçası Türkiye'de Delta'nın sıklığının çok fazla olduğuna bile emin değilim. Türkiye'de saptanamayan mutasyonlar var. Onların ne olduğu konusunda hocam, bir fikrimiz yok. Hocam Sağlık Bakanı %90 de... diyor. Sağlık ama Bakanı bize gelen bir rakam yok. %90 diyor baskınlık. Yani sonuçta %90 diyor ama kaç test kime yapılmış? Daha önceki veride çok daha düşük oranlar vardı. O yüzden de hani hiç sağlık çalışanlarında bile PCR pozitifliği yaşandığında takip ettiğimizde bunların çoğunun mutasyonu bakılmamış oluyor. Şimdi bu kadar düşük oranda mesela ben günde 20 bin üzerinde vaka görüp de eğer 20 vakaya bakıyorsam, 100 vakaya bakıyorsam o zaman onunla ilgili bir yorum yapmamız doğru değil. Ya ben Türkiye'de şu anda Delta salgını var. Bu da çocukları çok tutuyor diyemem bir. İkincisi sadece hani bu tip bir bilgiye ulaşmadan sadece çocuk oranına baktığımızda gelen hasta sayılarımızın genellikle pandeminin başından beri çocuk oranları hep erişkinle doğru orantılı gitti. Okulların açıldığı dönemlerde hızlı bir artış yaşanmadı. O yüzden de bulaştırıcılık çok olmamıştır diye düşündüğümü söylüyorum. Ama bizim aslında günlük çocuk oranlarını, bunların içindeki mutasyon oranlarını bakanlığın elinde var. Yaşlara göre mesela Delta dağılımını gösteren bir açıklama beni tatmin eder. Ve kaç kişilik bir PCR pozitifliği toplumunda siz buna baktınız ve bunu söylüyorsunuz. O yüzden hani biz ne yazık ki böyle bir toplum haline geldik. Ben işte bilim derken bunu, yani kim derse desin, bilimde babanız dese de inanmayın diye bir şey var. Yani bana veriyle gelmezse biri, ben çok olduğunu düşünüyorum. Delta hakim. Veri kaç? Kaç hastanız var? Kaç testte pozitiflik yaşandı? Yaşlara göre dağılımı nedir? Bunlar basit bilgiler. Çünkü bu veri açıklanıyorsa gerçekten ki var bakanlığımızın elinde. Evet. Neden böyle bir gri bir bölge bırakılıyor? Hala anlamış değilim. Bu daha çok bir panik havasının artması ve belirsizliğin devam etmesine neden oluyor. Umarım yakın bir gelecekte... Bir de sizin mücadelenize katkı açısından önemli hocam. Yani siz elinizde kesinlikle veri olursa işte o veriye göre davranacaksınız. Yani halk sağlığı uzmanları ona göre tedbirlerini alacaklar. Yani bu veri yoksa ona göre yani toptancı bir yaklaşımla onunla mücadele de çok zor değil mi? Kesinlikle. Yani burada sonuçta şu var. Türkiye bilim dünyası kesinlikle bu konuda hükümetle beraber gidiyor. Çünkü biz hepimizin kavgasıdır bu. Hepimiz aynı gemideyiz. Burada bakanlık, üniversite, uzmanlar, her bir sağlık çalışanı bugün çocuklarını başka komşularına emanet edip COVID servislerinde çalışan sağlık çalışanları hep aynı amaç uğruna çalışıyoruz ki ülkemiz bu, ülkemiz ve dünya, yani sonuçta bütün dünyanın da aynı gemide olduğu ortada. Ülkemiz ve dünya bu konudan nasıl hızlı bir şekilde kurtulabilir diye. Burada da veri paylaşımı hem güveni arttıracak hem de çok hızlı mesafeler kat etmemizi sağlayacaktır. Bu konuda ülkemiz aslında mücadelede çok iyi noktalarda. Birçok ülkede yaşanan dalgalanmalar yaşanmadı. Kapanma kararları ilk başta doğruydu. Ardından aşılamada çok iyi noktalardayız. Bugün aşılama karşıtları var ama eğer Türkiye'de aşı ücretli yapılsaydı, ben eminim ki şu anda bu insanlar kara borsadan aşı bulmak için koşturacaklardı. Ücretsiz yapıldığı için, devletimiz tarafından bir hizmet sunulduğu için bu kez de tam karşı bir davranış şekli var. Onu anlamak mümkün değil. Son çok kısa bir süremiz var ama çocuklar grip aşısı olmalı mı hocam? Onu da sorayım, bitirelim.
Bu da çok zor bir soru. Neden zor bir soru? Geçen sene bizler sağlık çalışanları olarak her sene yaptırdığımız grip aşılarımızı yaptıramadık. Ve hatta panikte olduk yani ne yapacağız diye. Çünkü influenza da ciddi bir şekilde ölümlere yol açan bir hastalık. Ama öyle bir durum oldu ki neredeyse hiç influenza görülmedi. Yani geçen seneyi biz influenzasız geçirdik. Sonlarına doğru, yaza doğru gördük vakalar ama onlar da ağır seyretmedi. Şimdi bu sene bu seneye baktığımız zaman bir grip aşısı acaba Türkiye'ye gelecek mi? İkincisi grip salgını olacak mı? Emin değilim. O yüzden ben her sene mutlaka ve mutlaka olun derken bu sene beklenebilir. Eğer influenza salgını olmayacaksa her yıl yaptırdığımız için bu aşıyı yine bu aşı gelecek seneye saklanabilir. Burada da tabii veriler yani mesela bakanlık olarak influenza vakaları çıktığı zaman bakanlık olarak bir açıklama yaptırıp evet influenza artıyor, influenza aşılarımızı mutlaka olalım şeklinde evet. Bir uyarıda bulunulması gerekir diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz Bülent Hocam. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun Bülent Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok kolaylıklar diliyorum. Muharrem Bey tamamladık süreyi. Evet. Tamamladık. Yarın sabah görüşmek üzere. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet artık gün başlıyorum. Sonuna geldik. Yarın bir saat 6 olduğunda sizleri bekliyor olacağız efendim. Hoşçakalın.